Günler değerli izleyenler hoş geldiniz stüdyomuza. 22 Ekim cuma günündeyiz ve Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da haftanın son manşetine de Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ben Nasılsınız abi. iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz. bizde yorgunluk var değil mi biraz? Üst üste iki maç olduğu akşam geç bitti maç sonu açıklamaları vesaire. Temsilcilerimiz dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde sahadaydı değerli izleyenler. Önce Fenerbahçe çıktı sahaya, ardından da Galatasaray deplasmandaydı. Fenerbahçe Royal Antwerp'le 2-2 berabere kaldı. Saat 20 de başlayan karşılaşmada da Galatasaray Kerem Akturkoğlu'nun e, çok güzel bir goldü. Herhalde onun da hakkını vermemiz lazım. 5 pasta Galatasaray gole ulaştı. Tek paslarla tıktık. Çok güzel işledi. O bölgeyi sağdan getirdi. 5 pasta Kerem Aktürkoğlu'nun önündeki boş alanı değerlendirdi. O da güzel bir vuruşla e, 1-0 kazandırdı takımına karşılaşmayı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. D grubunda UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda Fenerbahçe dün akşamki beraberliğin ardından 2 puanla 3. sırada e, Galatasaray'da dün akşamki galibiyetin ardından puanını 7'ye yükseltti ve E grubunda birinci sırada yer alıyor. En yakın takipçisi Lazio 4 puanla ikinci, Marsilya 3 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova'nın ise 1 puanı bulunuyor. Uğur Bey e, isterseniz kronolojik olarak başlayalım. Nasıl Önce 19.45'te Fenerbahçe çıktı sahaya ardından e, saat 22'de dün akşamki maç sırasına göre devam edelim. E, Fenerbahçe ile başlayalım. Öncelikle Posta Gazetesi geliyor ekranlara Posta Gazetesi başlıkta. Fenerbahçe zafere hasret demiş. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından da galibiyet çıkaramadı. Konuk ettiği Antwerp'e 2 puan kaptıran Sarı iki 2 puanda kalıp gruptan çıkma şansını zora soktu. Biri penaltıdan 2 gol atan Valencia bir penaltıyı da üst direğe nişanladı. Şurada Zalai'nin e, hayal kırıklığı, sonuç hayal kırıklığı e, sözleri. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. 3 puan almak isterdik. Herkes savaştı. İyi bir takım ruhu sergiledik ama futbol böyle. Önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor demiş. İlk penaltı varla geldi diyor gazete. Şeyin kaçırdı. Valencia'nın kaçırdı. kaçırdığı Valencia kaçırdı kaçırdığı üstüne nişanladı. Penaltı e, <laughs> var kararı sonucu geldi demiş. Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe ateşle oynuyor diyor başlığında. UEFA Avrupa Ligi'ndeki İlk iki sınavından bir puan çıkarabilen Sarı Lacivertliler eski oyuncusu Samatta'nın 2. Iki daki, ikinci dakikadaki golüyle şok bir başlangıç yaptı karşılaşmaya. Ardından Valencia'nın biri penaltıdan iki golüyle devreyi önde kapattı Fenerbahçe. 62'de Gerkenzi durduramayınca bir puana razı oldu. Üste neden, niye sadece Mesut'u soruyorsunuz? Fenerbahçe Teknik Direktörü Mesut olmasaydı ne olurdu? bilemem. Mesut çıkmasaydı özür dilerim. Mesut çıkmasaydı ne olurdu bilemem. Onun dışında 4 oyuncu çıkardım. Niye diğerlerini sormadınız şeklinde bir serzenişte bulunmuş. Mesut'un çıkmasını da oyunu da elbette konuşacağız. Bu cümleyi de aklımızda tutalım. Valencia daha ne yapsın? Hangi gazeteden geldi? Foto Maç gazetesinden. Yıldız oyuncu sahada basmadık yer bırakmadı. Her pozisyonda vardı. Bir penaltı kaçırdı ama iki gol attı. Mücadelesi de Fenerbahçe'yi beraberlikten kurtaramadı. Ekvatorluğunun enerjisi de galibiyet için yetmedi demiş gazete. Bir başlığımız daha var. Avrupa'nın gerisindeyiz. Fanatik gazetesinden geldi ekranlarınıza. Pereira 2-2'lik sonucun iki takıma da yaramadığını söyledi. Avrupa'da tecrübe eksikliği yaşadıklarını belirten Portekizli Hoca. Türkiye'nin taktiksel anlamdaki seviyesi Avrupa'dan geride. Rakiplerimiz sürekli bu seviyede maçlar oynuyor dedi. Mesut yine çıldırdı diye bir başlık var altta görüyorsunuz. Mesut Özil Antwerp karşısında ilk 11'de görev yaptı ancak vasatı aşamadı. Dünyaca ünlü yıldız 67'de kenara gelirken söylendi. Kulübede de şişeleri tekmeledi. Mesut Kasımpaşa mücadelesinde de oyuna girmeyince yeleğini Pereira'nın önüne atmıştı diye yazmış gazete. Mesut yine çıldırdı başlığı altında. Şimdi Uğur Bey hakikaten Fenerbahçe kötü başladı karşılaşmaya. Henüz ikinci dakikada Samad'ın ki kaç pas? Dört pas mı? Bir dakika. Hemen şuradan bakayım. Beş pasta Golü buldu. Hele ki sağ kanattan, sağ bekten başlayan Atak öyle bir derinlemesine pas attı ki orta sahadaki bütün oyuncular yani Fenerbahçe'nin orta sahasında o dakika o pasın atıldığı an sadece bir oyuncu vardı. Orta sahada sadece bir oyuncu. Savunma bloğu, orta saha ve hücum bloğu. Ortada sadece bir kişi vardı. E, topun üstünden atlayan kimdi şimdi ismini hatırlayamadım. Topun üstünden atladı ve bütün orta saha bitti. Bir anda e, atağa geçti. Tek bir pasla. Hem hücum hattındaki presi kırdı. Oradan şeyle hem orta saha çok rahat geçildi hem de bir anda şey oyuncuları, savunma oyuncuları e, önlerinde buldular. Ondan sonra zaten 3 pas yapıp Samatta'ya iletti topu Viktor Fischer ve gol oldu. E, Antwerp takımını düşünecek olursak zaten yetenek olarak, beceri olarak ya da piyasa değeri olarak ya da oyuncu olarak Fenerbahçe ile kıyaslanacak bir takım değil. Dün de söyledik bunu. Yarısından Fenerbahçe iki katından daha fazla Antwerp takımının mali olarak Euro baktığınız zaman ki yetenek olarak da en az bunu söyleyebiliriz. Bu kadar becerileri, yetenekleri ya da Vitor Pereira'nın söylediği gibi taktik anlamda sadık kalmaya çalışsalar dahi çalışsalar dahi sınırlı olan bir takım karşısında hakikaten Fenerbahçe taraftarı dün akşam çok üzülmüştür diye düşünüyorum. Hele Nereden de belli bölümlerdeki iyi oyunu görünce. Dün Fenerbahçe'nin bence iki temel problemi ön plana çıktı. O problemlerden bir tanesi e, oyunun perdeler halinde oynanması yani bir tiyatro oyunu gibi birinci perde ikinci perde üçüncü perde gibi oynanması evet. İşte 20. dakikaya kadar yaklaşık 15-20. dakikaya kadar bir perde önde baskı yaptı Antwerp Fenerbahçe'yi sık sık hataya zorladı ama Fenerbahçe karşı önde baskı yapmaya başlayınca oyunun dengesini değiştirdi 15-20'den 45'e kadar süper bir Üst üste Fenerbahçe performansı, üst üste pozisyonlar, üstte pozisyonlar iki tane gol, bir tane kaçan penaltı. Doğal hakkı ilk yarının 45 dakikanın hakkı Fenerbahçe galibiyeti 2-1. Buraya kadar her şey normal görünüyor. Çünkü 15'te 45 arası Fenerbahçe oyun ve oyuncu kalitesi farkını ortaya koyuyor. Ve bunu tabelaya da yansıtıyor. Daha fazlasını da bulabilirdi. İki tane aynı penaltıdan yaptı rakip. Böyle yani. bir 45'ten sonra normalde 46'da ne beklersin? Fenerbahçe'nin kaldığı yerden devam etmesini ve bu maçı en azından 3-1'e getirerek cebine koymasını belki ondan sonra vites küçültmesi söz konusu olabilir tabii ki. Bu bir Avrupa Kupası müsabakası ama 46. dakikadan 60'a kadar bambaşka bir perde. Maçta 3. perde başlıyor ve bence Fenerbahçe'nin bugün sorgulaması gereken bir numaralı problemi bu. 46'da bu Fenerbahçe ne oldu? Ne oldu yani 2-1 Fenerbahçe böyle olağanüstü vites küçülttü. Topu Antwerp'e bıraktı. Ve istatistikler ilk yarının sonunda pas sayısı, toplu oynama oranları aşağı yukarı dengedeyken Maçın sonunda Antwerp %60'lara falan ulaştı değil mi? Belki 65'lere ulaştı. Topu kendi sahasında Kadıköy'de rakibine bırakmaya başladı Fenerbahçe. Çok fazla geriye çekildi. Çok fazla ikinci bölgeye, bir buçuncu bölgeye deyim yerindeyse yaslandı. Ve Antwerp'e pozisyon vermeye başladı. Birinci problem bu. Yani ne oldu da 45 ile 60-62 arası gole kadar Fenerbahçe 2-1'i koruma psikolojisine mi girdi? Eğer öyleyse Pereira taktiksel olarak hiç doğru bir hamle yapmadı orada biriniz. Şimdi, İkinci konu. Çok özür dilerim. Şu notu düşeyim. İkinci Lütfen. konudan devam edin. Vitor Pereira diyor ya taktiksel anlamda biz çok gerisindeyiz diye. E bu taktiği yani şunu mu anlamamız gerekiyor. Birazdan hocayı açıklamalarını dinleyeceğiz. E, takım beni dinlemiyor mu? Yok, lig diyor. kalitesi anlamında diyor. Bizim rakiplerimiz diyor işte biri Alman ligi, işte biri Belçika ligi, Yunan liginde katıyorum bilmiyorum. Yunan ligine katıp katmanın emin değilim. Onlar sürekli diyor taktiksel olarak daha üst seviye rakiplerle karşılaşıyor ve taktiksel olarak bizden daha hazırlar. Yani Süper Lig'in taktiksel seviyesiyle ilgili bir eleştiri. Anladığım kadarıyla o. Ama e, aynı Lig'in bir diğer temsilcisi Fenerbahçe'den 2 saat 15 dakika sonra sahaya çıktı ve taktiksel olarak gayet iyi bir sınav verdi. Bak neticeyi söylemiyorum. Fenerbahçe kazanabilirdi Galatasaray kaybederdi Mesele o değil. Ama Galatasaray 270 anlamında. dakikalık periyoduna bakarken taktiksel anlamda diyorum. Evet. 270 dakikalık oyununa bakarsan Lazio Marsilya ve e, Lokomotiv Moskova bakarsa taktiksel olarak daha iyi bir sınav verdi. Onu biraz daha detaylandırırız. İkinci mesele geçersek ikinci mesele şimdi Beşiktaş salı akşamı Sporting karşısında bir duran top zafiyeti yaşadı. Evet. İşte alanı savundu. Alan savunmasında bazı arızalar yaşandı. Yarım boşluklara özellikle Kuates'le girdiler ve boşlukları değerlendiriler Perşembe akşamı geldi. Antwerp Fenerbahçe karşısında zaten çok fazla korner de kazanmamıştı korner kazanmaya başladı. Oyunu rakip yarı alana yığınca özellikle ikinci yarının başına ve kornerleri etkili kullanmaya başladı. Fenerbahçe alanı savunuyor. Onlar da bu alan savunmasına karşı zafiyet ne olacaksa onu yapıyorlar. 54'te ilk zaten değerlendirdiler. Almeyde kafayı vurdu. İki oyuncu arasındaki boşluğa girdi. Bomboş bir kafa vurdu. O top direğin dinlen avuta gitti. 54'te o korneri de ben eyvah dedim. Çünkü dün hatırla. Burada hatırlatmıştım. Brian Priske, Danimarka kökenli. Evet. Kopenhag ve Bitland geçmişi var. Zaten bu Danimarka Ligi deneysel birlik, eksperimental birlik. Orası laboratuvar gibi. Sürekli orada özellikle duran top konusunda geliştiriyorlar kendilerini ve dünyaya da ihraç ediyorlar. Duran, top konularındaki inovatif fikirlerini ve insanlarını. İşte Liverpool'un taç hocasının bir Danimarkalı olması tesadüf değil. Veya Danimarkalı bazı tek direktörlerin başka üst düzey liglerde çalışması veya antrenör olarak çalışması. 54'te bunu yapıyorlar. Yemiyor Fenerbahçe. Şanslı. Almeyda vuruyor direğin dibine. 62'de bir daha yapıyor. Bu sefer geliyor öndere. O vuruyor bomboş kafayı. Fenerbahçe'nin altılı bir bloğu var orada. Alan savunması bloğu var. O gol oluyor. Şimdi ikinci konu bu. Vitor Pereira sürekli taktiksel hazırlıktan bahsediyor ama akan oyundan ziyade çünkü akan oyun çok doğaçlama içeriyor. Duran topta bu taktiksel farkı ortaya koyman gerekmez mi? Ya nasıl orada bu kadar kolay duran topta peş peşe 5 dakikayla iki fırsat veriyorsun? Maçı izlemeyen izleyicilerimiz için şöyle gözünüzde canlandırın değerli izleyenler. Sağ köşeden yani Fenerbahçe'nin solundan korner kullanılıyor. Kamerayı düşünün çizgi kamerasını. orada herkesi görüyorsun. Arkada 3 tane Antwerp'li var. Orada 4 ya da 5 tane Fenerbahçe'li var. Ön direkte 2 tane Antwerp'li var. Orada da 2 tane Fenerbahçe'li var. Asıl savunmayı 6 pasın önünde arka direğe kurmuş. Fenerbahçe ön direğe kesti. Ön direkte bomboş vurdu ve gol. Hangi alan? Alanın dışı işte orası. Şimdi alan savunması yaptığında enine söylüyorum. Enine bahsediyorum. Sahi enine gözünüzün önüne getirin. Yaklaşık 6 pas enine savunuyorsunuz. Veya 6 pasın bir 3'er 4'er metre daha dışını hayal edin. Oraya Hı. kadar savunuyorsunuz. Genelde zaten alan savunması yapan takımların defansif zafiyet nereden çıkıyor? Bir ön direğe koşu yapıyor arkaya aşırıyor veya arka direğe gidiyor. Marsilya'nın Galatasaray'a karşı yaptığı gibi. Saliba'nın direğe evet. vurduğu top veya arka direğe gidiyor. Alanın başka bir dışı orası da. Uzak dışı. Oraya gidiyor. 2. zaafiyet, 3. zaafiyette geriden geliyor yüksek momentumla koşarak süratli yüksek Alanların arasına, yarım boşluklara hamle yapıyor. Orada Antwerp ön direk fırsatını kolladı. Ben hala ısrarla ya alan savunması kötüdür demiyorum. Mesele o değil. İyi uygulayan takımlar Avrupa'da. Ama bizim gibi mesela Vito Pereira zaten altın çiziyor. Biz yeni kurulan bir takımız diyor. Zaten yeni oyuncular, yeni tek direktör. Üstelik formasyon değişmiş, yeni taktik. Yeni kurulan bir takımsan alan savunmasını çok telepatik bir şekilde uygulaman kolay değil. Alan adam karma yapmakta fayda var. Bazı kritik adamları maç öncesi belirleyip onları adam adama savunmakta fayda var. Aynen Beşiktaş Sporting'e karşı yapamadığı gibi. Fenerbahçe'de işte Antwerp'e karşı yapamadı. İkinci golü o, o şekilde yedi. O perdenin de zafiyeti orasıydı. 2-2'yi buldu. Sonra son perde. Ya son perde zaten benim en çok kızdığım, en çok sinirlendiğim sezon başından beri de 100 defa dile getirdiğim konu. Şimdi yavaş yavaş kamuoyuyla dile getirmeye başladı. Tek bir planı var Vitor Pereira'nın. A planı diyelim ona. A planını mükemmelleştirmeye çalışıyor. Onu anlıyorum. Yeni takımsın. Yeni bir formasyonu mükemmelleştirmeye çalışıyorsun. Ama bazen maçlar birbirinden fark ediyor. Maç içinde dakikalar, durumlar, skorlar tabelalar değişiyor ve farklı tavır almak gerekiyor. 7 tane hazırlık maçı oynadı. 7. 9 lig, 5 tane de Avrupa. 21 tane müsabaka oldu. Dile kolay. 21 müsabaka neredeyse yarım sezon eder. 21 müsabakanın sonunda artık hala ikinci bir plan geliştiremediysen, maç içinde B planla C planla geçemiyorsan o zaman kusura bakma geç kalıyorsun. 21 tane müsabaka oynadı. 21 müsabakadır Fenerbahçe. 3-4-1-2 ya da 3-4-2-1. Sadece bunun içinde dolaşıp duruyor. Bu formasyon içinde dolaşıp duruyor. E Olympiakos maçına 3-0 geriye düştün. En ufacık bir elastiket göstermedin. Burada durum 2-2 oldu. Artık turnuva gidiyor elinden. Gidiyor maç böyle bir tersi Avrupa Ligi elinden gidiyor. Belki konferans ligi şansın olacak. Avrupa Ligi elinden gidiyor. 25 dakika kalmış. Kenara 4 oyuncu getiriyorsun. Bunlar da tamam. Pelkas ve Rossi'yi sokuyorsun. Ama yani Berisha ve Mesut'u çıkarmak zorunda mısın? Formasyonu korumak zorunda mısın? Ya yani Birini tut da yahu. 3 hücumcudan 4 hücumcuya geçmek günah mı? Fenerbahçe her maç her dakika 21 maç 90'ar dakika kaç yapar? 1890 dakika. 1890 dakikadır sağda 3 hücumcu oynuyor her durumda. Ya bir, bir kere de 4 hücumcuya dön. Esas sinirlendim, esas kızdım, esas anlamadığım konu bu. Şöyle tamamlayayım. Vitor Pereira'yı formasyon üzerine eleştirmenin sığ olduğunu düşünüyor Portekiz'de. Basın toplantılarında buna bir alaycı yaklaşıyor. Böyle bıyık altından gülüyor. İşte her şey formasyon değil. Siz sadece oyunu üçlü savunma üzerinde okumaya çalışıyorsunuz. Siz cahiller. Ben bunun okulunu okudum. Ben bunu biliyorum. E tamam da her şey üçlü savunma değilse, her şey senin formasyonu değilse formasyonuna niye böyle aşkla bağlasın? O zaman formasyon niye kutsal kitapmış gibi davranıyorsun? Ya biraz oynasana maçın durumuna göre. Biraz değiştirsene. Çift santrfora dön. Orta sahadan birini eksilt. Savunmadan birini eksilt. Rakibin işine yarıyor. Defalarca söyledik bunu ama dün Rakibin de maalesef. Rakibin işine yarıyor. Kolay şey Bazı, ya, dün akşam bazı... ihtiyacın var. Yaratıcı oyuncu, gol hayali kuran oyuncu sayısını artırman lazım. Bazı anlarda Fenerbahçe hücum ediyor ve mücadele ederek hücum ediyor. Ceza sahasında mesela Fenerbahçe'li yok. Gol hayali kuran başlarken, maça başlarken kimlerdi? Mesut Valencia, Berisha. Üç oyuncu değil mi? Evet. Üç oyuncu gol hayaliyle başladı bu maça. Biterken nasıldı? Pelkas Rossi, Nazım. Pelkas, Rossi, Pelkas, Rossi, Valencia. Hayır onlar gol hayali kuran oyuncu değil. de Yapılan değişiklikleri Evet. Gol hayali kuran oyuncular başlarken Mesut Valencia, Berişa. Bitirirken Rossi, Pelkas, Valencia. Yine üç tane. 87'de ben onu da sordum ama 87'de Salah ile Novak niye değişti? Ya başkocum oyuncusu kalmadı kenarda. Şu an biliyorsun işte İrfan eksik. Başka kim eksik o gruptan? Serdar Dursun Avrupa kadrosunda yok filan. Evet elindeki ofansif oyuncu sayısı bu kadar. Bir değişik hakkı daha vardı. Herhalde dedik ki hani sol stoperi değiştireyim. Novak'ın belki daha fazla asist veya rakip bir anda oynama şansı olur. Yani son derece sığ bir düşünce tarzı tabii. Bu mudur şey diyorsunuz? Ya o sırada oyuncu kalmamıştı zaten. Esas 65'te değişiklikler yanlış. 65'te 4 oyuncu dizdi ya kenara. Tamam elindeki oyuncular onlar onu anlıyorum. Ama niye hücum oyuncuların ikisini birden Mesut bir şey çıkarıyorsun? Birini daha bıraksana sahada. Hücum oyuncu sayısını artırsana. O son iş de işten geçmişti. Çünkü elde kalan oyuncular kimler biliyor musun? Kaleciler Berke Ertuğrul, Novak, Ruhan, meğer Muhammed Arda. Elde bunlar kalmış. Onların içinden de en fazla gol vası şansı olan Novak'tı diye düşündüm muhtemelen. Ona bir şey demiyorum 87'de yaptı değişti ama 65'te değiştir yaparken ben yani olsam Salay'ı çıkarmazdım. Aynı şeyi Çünkü Salay hücumu da destek veren bir oyuncu. Yani o Salay'ın şansı daha çoktu da diyebilirsin yani. olabilir. Ya yani bu tartışılabilir. İzleyicimiz Yılmaz Bey, Yılmaz Kurmaz diyor ki Fenerbahçe'nin 4-2-3-1'e vakit kaybetmeden geçmesi lazım. Fenerbahçe başka türlü ileride top tutamaz. E, Yılmaz Bey bunu burada Uğur Bey defalarca grafiklerle üçlü savunma ya, ille 3 4 3 3 4 1 2 3 4, 3, her neyse üçlü savunmayla e, ileride top tutabilecek modellerle Koydu burada ekrana grafiklerle 3-3-3-1 gibi ya da daha farklı orta saha düzeniyle olabilecek e, başka formasyonlar. üç üçlü savunmayla olmayacak bir şey değil. Ama mesele şu ki Fenerbahçe hücumda çoğalamıyor. Evet. Fenerbahçe bir B planı yapmıyor. Ne, nasıl o B planı nedir? Aynı az önce konuştuğumuz gibi e, hücum açılamıyorken, rakip sağlam dururken ve sen üretemiyorken farklı bir model... Farklı bir model. Rakibi şaşırtabilecek dengesini bu Çünkü hep gidiyorsun aynı şekil. Hep gidiyorsun aynı şekil aynı sayıda adam. Hep gidiyorsun aynı şekil aynı sayıda adam. Ve rakibinin işi kolaylaşıyor. Ve bu da her geçen dakika direncini arttırıyor. Evet. Rakibin sadece tek bir şey değil yani. Dörtlü savunmaya geçmesi şart değil. Üçlü savunmada da bunu yapabilir ama 21 maçta pek fazla ilerlememiş gibi görünüyor. Hücumda Valencia birçok pozisyonda yalnız kaldı mesela. İki penaltıyı aldığında düşünün. Ceza sahası içerisinde bomboş alan dedim, Özellikle ikinciyi hatırlayın. Bayağı ekstra yarattı. O Bayağı ekstra yarattı yani. Bir de şu üç maçı düşünelim. Eintracht Frankfurt maçı ikinci yarı. Eintracht Frankfurt'un pozisyonları var. Olympiakos maçı ikinci yarı. Olympiakos farkı açtı. Antwerp maçı ikinci yarı. Antwerp beraberliği kurtardı. Demek ki maçların devamını okumada, devamını oynamada Vitor Pereira'nın bir sıkıntısı var birincisi. İkinci soru da şunu ekleyeyim. 3-4-2-1 ile de ofansif oynayabilirsin. Sadece rakamlarla ilgili değil konu. Sıkıntı değil muhtemelen. O sözleri özellikle anımsattım. Vitor Pereira'nın. Taktik disiplin, taktik disiplin. Bunu yapmak istemiyor. Oyunda, dün akşamki oyunda işte. bir şeylerin daha iyi olmasını bekliyor. Ama neyin daha iyi olmasını bekliyor onu bir türlü biz aynı, kamuoyu olarak anlayamıyoruz. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek. Ee, Maalesef. Bir, bir takım eksikliklerin delilidir. Böyle bir delil ortaya koyuyor. İkinci söyleyeceğim şey şu. 3-4-2-1 ile de ofansla çoğalabilirsin. Mesele sadece formasyonla ilgili değil. Ki oyuncuların bunu hücumda oynayabilir. Hücumda kalabalık olabilirsin 3-4-2-1 ile. Gördük Salı akşamı. Sporting Lisbon 3-4-2-1 oynadı. Fenerbahçe'de birebir aynı. Topu almadan Ama istemeden. Ama ne yaptılar? Sağ kanat bek Pedro Porro ve sol kanat bek Mateus hücumu beşledi. Dolayısıyla 3-4-2-1 oynamanın zaten... Nasıl bir avantaj yaratabilir sana? Hücumu beşlersin. Bir dengi sik atırsın dört savunmacıya karşı. Sporting Lisbon'u beşle karşı zaman zaman yaptığı gibi. Avrupa Şampiyonası'nda da Almanya'nın Portekiz'e karşı yaptığı gibi. Kimih ve Gosens'in hücuma katılmasıyla hücumu beşlediler. Ya da rakip hücum ettiğinde savunmayı beşlersin. 3 stoper artı iki kanat bekle savunmayı beşlersin. Bu sefer savunmada fazla olsun. Amaç bu. Ya da demenize gerek doğru yok. Doğru uygularsan zaten yaparsın. Ya da demenize gerek yok. Burada geldi mi 5, orada oldu mu 5. Bu kadar basit yani. Savunmada 5, evet. ileride 5 bu kadar. Çünkü yani. maksat ya hücumda 5e 4 yakalamak ya da savunmada 5e 4 kalabalık olmak. 3 4 2 1 yapmanın amacı bu yani. Maksat bu 3 4 3 oynamanın. her neyse. Ama Fenerbahçe bunu özellikle hücumda beceremiyor. Sporting becerdi. Pedro Poro özellikle zaten sağ çizgiyi koridora çevirdi ve bütün gollerin içinde var. Bütün pozisyonların içinde var. Sol kanat bek Mateus'la beraber defalarca hücumu beşlediler. Ha ayrıca hücumdaki oyuncu sayısını artıran bir başka yolu da merkez ikiliden birinin hücuma katılması. Yani Sosa Gustavo ya da Gustavo Zaytis ya da Gustavo Crespo bunlar hücuma katılmıyor Fenerbahçe'de. Katılmıyor yani Fenerbahçe hep 3 kişiye mahkum hücumda. O 3 kişinin ismi değişiyor. Mesut Valencia Beriş'e başlıyor. Pelkas Rossi Valencia bitiriyor. Başka bir gün işte Pel Castro, Serdar oluyor. Her neyse ama 3 kişinin ismi değişiyor, durum değişmiyor. O üçü 4'e çıkarmayı düşünmüyor. Sadece isimleri değiştirerek oyunu değiştirebileceğini düşünüyor. Bak Antwerp'in dün bir oyunu var, Fenerbahçe'nin oyuncusu var. Fenerbahçe çağrıyı oyuncuda arıyor, Antwerp oyunda arıyor. Fark buydu, oyunda oyuncu fark. Değerli izleyenler madem bu kadar konuştuk hocanın bakış açısıyla Vitor Pereira maç sonunda neler söylemiş hemen buyurun hep birlikte izleyelim. We have a spirit. Benim için en önemli şey şu, bu takımda ruh var, iyi bir takımımız var, takım ruhuna sahip bir takımımız var. Bazen iyi oynadığımız bölümler oluyor ama bazen düzeltmemiz gereken şeyler oluyor oyunumuzda. Ama bana kimse şunu diyemez ki, bir kişi bile diyemez, bir kişi bile derse şunu kabul edemem ki, bu takım koşmadı, bu takım denemedi. Bunu bir kişi bile sorgulayamaz. Ama bugün ne oldu? Tabii ki biz yeni bir takım inşa etmeye çalışıyoruz. Üç aydır buradayız ve birazcık tecrübeye ve istikrara ihtiyacımız var bu turnuvada. Baktığınız zaman Olympiakos son 10 yılda ya Şampiyonlar Ligi'nde ya Avrupa Ligi'nde yani tecrübeleri var. Frankfurt'a baktığınız zaman Bundesliga'da oynuyor ve her hafta aslında bu turnuvanın seviyesinde takımlarla maçlar yapıyor. Türkiye Ligi tabii ki iyi bir lig ama baktığınız zaman taktiksel anlamda seviyesi Avrupa Ligi seviyesi ve Şampiyonlar Ligi seviyesiyle aynı değil biz de dediğim gibi yeni bir takım inşa ediyoruz yeni bir takım inşa ettiğiniz zaman ve büyümeye çalıştığınız zaman hatalar yaparsınız ne yapmamız gerekiyor bizim bu hataları düzeltmemiz, analiz etmemiz gerekiyor bugünkü maça baktığımız zaman baskımızı kompakt bir şekilde yapamadık ve oyun sürekli hızlı geçişler halinde oynandı sürekli kontra ataklar oldu maçta çünkü hatlar arasındaki boşluğu açtık Topu sürekli kaybettik Topu tutmayı beceremedik Çünkü hep hızlı oynamak istedik Zaten birinci dakikada da gol yedik İlk yerin özeti buydu İkinci yarıda kompakttık Daha kompakttık ilk yarıya kıyasladığımız zaman Ama tabii ki ilk yarıda istediğimiz baskıyı sergileyemedik Baskıda yeterince kompakt değildik Daha önceki maçlarda yaptığımız gibi İkinci yarıda daha kompakt bir görüntü sergiledik Fakat rakibimiz 2-2'yi buldu aslında benim takımda görmek istediğim görüntüyü ben 2-2'den sonra evet. gördüm. O dakikadan sonra istediğimiz gibi baskı yaptık. O dakikadan sonra gol pozisyonları ürettik. Aslında benim bunları düzeltmem gerekiyor. Eğer bu kulüpte herhangi biri Fenerbahçe'nin şu anda Avrupa Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Çünkü ben gerçeği görüyorum. Evet tabii ki bu turnuvada oynadığımız maçları kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Ama şu anda bu turnuvayı kazanacak seviyede değiliz. Çünkü bizim şu anda bu turnuva için tecrübemiz yok. Trabzonspor'a karşı 70 dakika 10 kişi oynadık. Çok koştuk ve çok çalıştık. Yorulduğunuz zaman hatalar yapmanız normaldir. 90 dakika boyunca gerçekten bugün sahada baktığımızda çok fazla oyun temposu çok iki kaleye de giden sürekli koşuların geçişlerin olduğu bir oyundu. Çok koştuk bugün ama iyi anlamda değildi bu. Sosa Gustavo özil değil sadece bütün takıma bakmamız gerekiyor. Bütün takım yüzünden bu oldu. E, Trabzon sonrası belki de benim yapmam gereken şey bu takım ruhunu daha yüksek seviyede tutmayı e, becerebilmeliydim de. Anfer takımının iyi oyuncuları var. İyi bir takım. Olympiakos'a karşı 2-1 kaybettiler Yunanistan'da. Frankfurt'ta da son dakika golüyle 1-0 kaybettiler. Bu da şunu gösteriyor ki bu grupta herkese çekişebilecek bir takım. Kötü bir takım değil. Bize benzer seviyede bir takım. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii ki 3 puan almak isterdik. Maalesef hak ettiğimizi alamadığımızı düşünüyorum bugün. Çünkü topla tam istediklerimizi yapamasak da iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Herkes takım için savaştı, iyi bir takım ruhu sergiledik. Ama futbol bazen böyle, bunu kabul edip... Yolumuza devam etmemiz ve pazar günkü maça odaklanmamız gerekiyor. Son oynadığımız iki maçta da hatalar yaptık. Üst seviyede yaptığınız hatalar golle sonuçlanıyor. Ama genel olarak sadece savunma değil takım olarak aslında iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler var. Bunun için de ileriye bakıyoruz. Maç sonundaki değerlendirmeleri getirdik ekrana. Bazı bir türlü kafamda oturmayan bazı cümleleri var. Mesela Vitor Pereira'nın, Vitor Pereira hocanın diyor ki ee, biraz daha tecrübeye ihtiyacımız var bu seviyelerde diyor, bu turnuvalarda diyor. Şimdi bakıyorsun şeye, 11'e, Fenerbahçe'nin kadrosuna diyorsun ki kim tecrübesiz? Yani yani ilk 11'de mesela Sosa var, Gustavo var, Mesut Özil var. Daha hani bunu herhalde bunu demek istemedi diye düşünüyorsun. Onu demek istemedi. Ee, Kulüp olarak Olimpiyakus'a yani. örnek verdi. Olimpiyakus'a dikkat edin dedi. Sürekli dedi 10 senedir ya Avrupa liginde ya şampiyonlar liginde. Peki öyle olsun. Antwerp 10 senedir nerede? Bu arada tabii bir de o var. Antwerp. Yani senin dünkü rakibin Olimpiakos değildi ki Antwerp'ti. Fenerbahçe'nin rakibi Antwerp'i söyleyeyim olacak güçte değildi yani. Antwerp. Hiçbir şey 21. yüzyılda diyorum bak, 21. yüzyılda sadece 3 kere Avrupa Kupası mücadele etmiş. Ya oyun 21 da yılda yani. Fenerbahçe azıcık kıpırdandığında sürkülesi etti oyunu. Azıcık kıpırdandı. Hayır Vitor Pereira'nın tezi o. Evet, evet evet evet. Vitor Pereira'nın teziyle de. ilgili yanıtı söylüyorum. Eintracht Frankfurt'un da ayrıca 21. yüzyıla bakarsan çok fazla Avrupa Kupası tecrübesi yok. Yani son dönemde 1. Bundesliga'da performans da artırmış. Avrupa'na katılmış bir takım Eintracht Frankfurt. Yani diyor ki Olympiakos örnek veriyor sadece sürekli diyor Avrupa Ligi'nde var, Şampiyonlar Ligi'nde. E, grupta Inter Frankfurt'la Antwerp'te var. Onlar sürekli orada değil. Peki bak az önce ya kameraman... Sadece kendi tezine uygun olan örneği. Söylüyor. Argümanları maalesef anlaşılamıyor. Yani argümanları dolu değil. Argümanları onu ya evet hoca haklı dedirtecek bir noktaya getirmiyor. Yani çelişen şeyler çıkıyor ortaya. Az önce kameraman kardeşimle konuşurken e, dedi ki Fenerbahçe taraftarı e, şey gidiyor diyor Avru turnuva gidiyor diyor. Eleniyoruz diyor. Hala biz diyor Mesut bu hocamı bu şeyi konuşuyoruz diyor. Tartışmayı konuşuyoruz diyor. Hocada hani sormuş ya birçok oyuncu değişikliği yaptım neden diye. E tecrübe desem var ama o zaman da sezon başından beri ne konuşuyoruz? Mesut Öz ile verimli olabileceği sistem bu mu? Yoksa değil mi? Mesut'u rahat ettirebilecek Mesut'tan Mesut'un da bireysel performans yakın. anlamında e, Verim yüzde alacak. yüzünde olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu bu tek tek taraflı bir konu değil, çift taraflı bir konu. Mesut Özil'in de çabası, performansı, gayreti yeterli mi? Onu da sabaha kadar tartışabiliriz. Kimisi yeterli, kimi yetersiz diyebilir. Mesut da öz yapmalı. Ama Fenerbahçe'nin bu formasyonu içinde ileri üçlüde oynayan oyunculara bakalım hangisi iyi seviyede? Onları bir tek 7 tane oyuncusu var. 7 tane oyuncunun seviyelerine bakalım. Valencia harika bir seviyede. Müthiş. Rossi. Valencia harika bir seviyede. Valencia'yı cebe koyalım. Valencia dışında Rossi vasatı aşabilen bir diğer isim oldu 2. Berisha hayır. Geçen sene 30'un üzerinde gol ve asist katkısı olan oyuncu bu sene kaybolma aşamasında. Pelkas e, sakatlıktan çıktı diyoruz de. bayağı oldu. Pelkas'tan tam anlamıyla ve verinim mi? Hayır Pelkas'tan verinim anlamabildi. İrfan zaten sakatlandı ama sağlıklı olduğu dönemde de ondan gol ve katkısı çok fazla anlamamıştı. Serdar Dursun henüz değil yani ne kadar katkı verecek ne kadar veremeyecek şu anda teşhis etmek bilmek zor. Bir oyuncu da ee, olması lazım. 7 oyuncu demiştim. Mesut'u şey yapacak mısınız? Katacak mısınız? Ve Mesut. Evet. Mesut'tan da esna verim alınamamış. Yani 7 oyuncuda da 1,5. Valencia artı Rossi. Buçuk Rossi'yi kattım. 7 oyuncudan 1,5'u bekleyen veriyor. O zaman acaba bu 7 oyuncuya bakmak ve birey birey performans değerlendirmek yerine bu düzen içinde mi acaba kendini gösteremiyor? Fenerbahçe bence, olan oyuncuları. Bence tamamıyla. Oraya da bakmak lazım. En verimsiz Mesut bile dün akşamki rakip karşısında çok fazla alan ve de zaman bulabilir ve yaratabilir Geçen Geçen sezon Berisha 20 küsür gol, 10 küsür 10 küsür asist. Rossi yine 20'nin üzerine gol katkısı. Amerika Ligi'nde geçen sezon. Geçen sezon Pelkas, Fenerbahçe'nin gol artı asist anlamında en fazla gol katkısı yapan oyuncusu. Yani geçen sezondan da iyi sistlerle geliyor. Serdar Dursun geçen sezon 2. Bundesliga'nın gol kralı. Hep iyi verilerle geliyorlar. Bu sezon herkesin verileri düşmüş hemen hemen. Valencia ve biraz Rossi hariç. O yüzden Fenerbahçe'nin o üçüncü bölge oyunundaki yalnızlığın da bir faktör olduğunu düşünüyorum. Yani orada %100. biraz daha kalabalık olmalısın. Mesut'un da ve diğerlerinin de daha verimli hale gelmesi için. Mehmet Bey diyor ki Mehmet Demir, Vitor Pereira'nın Mesut Özil'den hiç memnun olmadığını ama gelişindeki coşkudan ve kariyerinden ötürü oynatmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Aynı fikirde misiniz? Ya böyle bir tablo var açıkçası. Doğrudur, değildir, altı doludur bilemiyorum ama izleyicimizin düşündüğü fikir herkesin bir şekilde aklından geçiyor şöyle düşünüyorum. Vitor Pereira savaşan, mücadele eden kendisi ne diyorsa onu miminden kafına, noktasından virgülüne uygulamasını isteyen, koşması şu kadar koşacaksın dediği zaman o kadar koşmasını bekleyen bir hoca. Artık bunu söylüyor. Mesut bu kalıba uymuyor. Dolayısıyla izleyicimiz Mehmet Bey'in söylediği hani sorsalar belki istemezdi. Sorsalar derken hani normal şartlarda demiyorum elbette sormuşlardır hocaya da. Yani almasak daha iyi olur diyebilirdi. Yani ben başka türlü oyuncularla oynayacağım diyebilirdi başıma sonradan dert almayayım. Çünkü koşmayacak, etmeyecek vesaire. Daha farklı bir oyun gerekecek. Çünkü herkes biliyor ki Mesut Özil oynayacaksan az önce sizin söylediğiniz gibi farklı bir formasyon, destek onu destekleyen, onun arkasını toplayacak, onun boş bıraktığı alanları kapatacak. E bunun örneklerini gördük yıllarca hem Türkiye'de hem Peki, Avrupa'da. Peki şöyle bakalım. Manchester City'de Guardiola bayağı bir süre bu sezon Kevin De Bruyne'yi kullanmadı. O da sakatlıktan çıkmıştı gerçi ama. Ama yerine oynayan oyuncular iyi performans verdi. Yerine oynayan oyuncular iyi performans verdiği için de Bruyne'nin varlığı yokluğu üzerine okunmadı City performansı. Şimdi Fenerbahçe'de Mesut'u kullanmazsın da yerine başka oyuncular kullanırsın. Onlar da iyi performans verir, iyi sonuç alırsın. Hiç kimse Mesut Özil üzerinden seni eleştiremez. O da doğru. Yani bu dur yani. Bir oyuncu üzerinden konuşulmasının sebebi senin ona zaten alternatif yaratamaman. Tamam Mesut Özil'i formasyonlara takımına uygun bulmuyor olabilirsin. Kullanmayabilirsin. Ama harika bir Pelkas performans alırsın. Harika Serdar, harika Valencia, harika Rusya. Harika bir işe olur değil mi? Kimse Mesut'u konuşmaz. Peki Mesut'u kullanma. Kim iyi? Onu Valencia. da bulamıyorsun. 21 tane müsabak olmuş. Ya Valencia bu kadar çok kötünün içinde Valencia iyi olduğuna göre Valencia demek ki ekstrem bir örnek. Yani Valencia'nın performansı biraz da herhalde kendisiyle ilgili diye düşünüyorum ben. Ama Valencia dışında tam anlamıyla tatmin eden bir tane ofansif oyuncu yok. Fenerbahçe'nin parça parça iyi olduğu, parça parça Rakibini rahatlıkla sürlülese ettiği bölümleri oldu oyunun ama özellikle ikinci yarı, ikinci yarının başlarından itibaren diyebiliriz ki az önce Uğur Melekenin söylediği gibi topu rakibe bırakan ve oyunu bırakan bir Fenerbahçe rakibi olmayan, dengi olmayan hiçbir şekilde bir rakibe karşı açıkçası hakikaten yazık olan bir geceyi geride bıraktı UEFA Avrupa Ligi'nde. Mesela dengi değil diyoruz. Evet. 70. dakikadaki pas istatistiği söyleyeyim. bilmiyorum ama söyleyeyim. yani baktığın zaman Yok, oyun anlamında... Yarısı. Yani. Veya Fenerbahçe'nin kullanmadığı Frey ve Samat'ta da Antwerp 11'de kullanıyor. Frey Lig'de de gol kralı ve belki de en değerli oyuncularından biri. Yani gerçekten de ekonomik olarak Fenerbahçe Antwerp'in iki katı gerçekten. Yetenek olarak da öyle görüyorum. Beceri olarak da. Peki 70. dakikadaki pas istatistiği? Fenerbahçe 218, Antwerp 321 isabetli pas. E sen daha kaliteliysen, daha yüksek bütçeliyse, iç sahadaysan, kazanman gerekiyorsa topa daha fazla sahip olman ve daha fazla pas yapman gerekmez mi? Maç sonu kaç? 380'e? 498. 498. Yani 3'e 4 gibi oran olarak 3K'ya 4K. %33 senden daha fazla yaklaşık pas yapmış. Antwerp takımı. E burada bir gariplik yok mu? İç saha takımı sensin. Daha yüksek bütçeli olan sensin. Kağıt üzerinde daha kaliteli görünen sensin. Galibiyete ihtiyacı olan sensin. Puan tablosunda üstte olan sensin. Ama rakibin Kadıköy'e gelip deplasmanda 500'e 400 yaklaşık pas yapıyor sana karşı. Burada bir gariplik yok mu? Gecenin kazananına geçeceğiz. Galatasaray'a geçeceğiz şimdi ama son bir soru. Ee, bölüm bölüm iyi oynadı. Evet. Fenerbahçe. Bir, iki soruyum şu ki Bunu neden bütüne yansıtamadı? Hocanın taktiğini mi dinlemiyor takım? Koruma, ya çok tecrübeli adamlar var. Yani bunlar yeni genç kardeşlerimiz değil. Yıllardır üst düzey turnuva oynayan, yurt dışından gelen oyuncular bunlar. Neyin ne olduğunu bence biliyorlar. Problem ne? Bloklar arası kopukluk mu? Hocanın hiç kimse bölgesini bırakmayacak demesi mi? Yani biz sonuçta gün sonunda hoca diyor ki çünkü taktik disipline sadık kalamıyoruz. Ya kalıyorlar. Kaldıkları için böyle oluyor zaten. Mi? Yoksa hoca diyor ki saldırın hücum edin alanları doğru boşaltın geri, ileri geri koşun diyor da takım mı yapmıyor. Şimdi Başakşehir maçı var elde. Sete karşı hücum etmeye çalıştı Fenerbahçe. Domine etmesi gerekiyor. Edemedi. Pozisyon üretemedi, Başakşehir 2-0 kaybetti. Elde Olympiakos maçı var. Gol'e ihtiyacın var. Olympiakos doğru duruyor. Fenerbahçe sete karşı hücum etmesi gerekiyor. Edemiyor. 3-0 bitiyor. Elde Antwerp maçı var. Antwerp onlar kadar Başakşehir, Olympiakos kadar doğru durabilen bir takım değildi. Daha fazla boşluk veriyordu. Daha fazla fırsat da verdi. Bu kez de atak sürekli sağlayamıyor. 15 dakika oyun domine ediyor, sonra 15 dakika garip bir şekilde uyuyor. 20 dakika domine ediyor, 20 dakika rakibe bırakıyor. Bu sefer de böyle bir görüntü verdi. Yani bütününe baktığım zaman, tablonun bütününe baktığım zaman meseleyi sadece oyuncular üzerine açıklamak mümkün değil. Yani değil. 3 dakika, 5 dakika düşüşler olabilir elbette ama Bütününe baktığınız zaman 90 dakika Başakşehir, 90 dakika Olympiakos, 90 dakika Antwerp. 3 dakika 5 dakika düşüş olur bir, birkaç oyuncu da olur bütün bir takımda bütüncül, olmaz herhalde evet, değil mi? Burada bir bütüncül bir mesele var. Antwerp'e karşı nasıl 56 topu bıraktın? Nasıl senden 100 pas fazla yaptı? Bu sadece pozisyon disipline ilgili falan değil bu niyetle ilgili. Yani demek ki niyetle ilgili yani topa sahip olma niyeti, oyun domine etme niyetiyle ilgili bir eksiklik var. Bu da taktiksel bir eksikliktir. Demek ki soyunma odasındaki konuşmalarınız ya bu yönde değil... Ya da oyunculara geçiremiyorsunuz ki 21. maç artık geçirebilmeniz lazım. 14. Evet. resmi maç artık geçirebilmeniz lazım. Son tahlilde madem burayı kapatıyoruz bu faslı şöyle kapatayım. Buyurun. Ee, Vitor Pereira kutsal doğrularını sorgulamak zorunda. Milli maç arası geliyor. İki müsabaka sonra. Özellikle orada bence bu kutsadığı doğrularını sorgulamak elastiki olmak zorunda. Dünyanın en iyi tek direktörleri Elastik'i tek direktörler. Alex Ferguson, Arsene Wenger, Tarih Yazılar, ee, Arsene Wenger, Arsenal'daki e, son sezonunda çift center for üçlü savunma bunları denedi. Ki çok da başarmış bir tek direktör. Hep dörtlü savunma oynuyordu. Çift center for üçlü savunmalar bunları denedi. Yani formasyon e, gökyüzünden vay olarak inmediğine göre bunu evet, en azından evet. maçtan maça, yarın maç içinde belli bölümlerde sorgulaması lazım. Birinci konu. İkinci konuda. İyi futbolu iyi futbolcu oynanır. Büyük takım büyük futbolcularla oynar. Sağ içine daha fazla yetenekli, daha fazla yaratıcı oyuncu koymanın yolunu bulması lazım. Yani sadece üç oyuncuyla eee bu, bu tarz maçları çözebileceğini düşünmüyorum. Bazı maçları çözecek ama bu tarz maçları çözebileceğini düşünmüyorum. Daha fazla yaratıcı oyuncuyu bir arada sahada bulundurması lazım. Peki Değerli izleyenler, söylediğimiz gibi Antwerp'le yani sizlerin de bildiği gibi 2-2 iki iki berabere kaldı Fenerbahçe kendi evinde. Şimdi kronolojik olarak başlamıştık söze. Fenerbahçe'nin ardından diğer temsilcimiz Galatasaray çıktı sahaya. Moskova deplasmanında ve 1-0 galip dönüyor Türkiye'ye. ilk sayfamızda Posta Gazetesi'nden geliyor ekranlarınıza. Başlığımız Galatasaray Lokomotifi. Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam ediyor. Lokomotif Moskova'yı Rusya'da Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle deviren Galatasaray puanını 7'ye yükseltti. Zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Şurada Çıkaldağ diyor ki Galatasaray'da dün akşamın iyi isimlerinden biri Çıkaldağ uydu. İyi isimlerinden biri mi diyelim yoksa hani hep aynı standardı iyi standardı yakalayan hiç Doğru, bozmayan evet. isimlerinden Doğru. bir tanesi Çıkal Dağı. E, yola devam ediyoruz sözlerini aktarmış. Murutsan Resiteli diyor gazete. Rumen Yıldız Olimpi morutsan oyuna bir girdi, pir girdi. 76. dakikada Babel'in yerine sahaya sürülen Morutsan Kerem'le birlikte maçın seyrini değiştirdi. Yıldız futbolcu Kerem'e verdiği mükemmel pasla galibiyete katkı yaparken performansıyla ayakta alkışlandı demiş. Sadece, e, hiçbir itirazım yok, sadece oradaki pas trafiğini, ta Nelson'dan başladığını içerisinde... Ee, Çikaldao, Yedlin Morussan olduğunu yani sadece tek bir kişi itirazım yok ama diğerlerinin de ismini analım diye söyledim. İkinci sayfa Akşam Gazetesi'nden iyi ki doğdun Kerem Sarı Kırmızılılar genç yıldızının attığı golle Rusya'da 3 puanı cebine koydu. Kerem dün 23 yaşına girdi. Mutlu yıllar dileyelim biz de. Mutluyorum. Doğum günü hediyesini de kendine galibiyetle verdi. 82'de attığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Aslan grubunda puanı 7'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Fatih Terim Lokomotiv Moskova deplasmanında sürpriz tercihler yaptı. İmparator Babel'in yanı sıra 53 gün sonra da Barış Alper Yılmaz'ı 11'e koydu. Fatih Terim Galatasaray'la 90. Avrupa Kupası maçına çıktı. Tabelaya Galatasaray'ın ilk 11'i yerine Bayan Münih'in 11'i yazıldı. Bu evet. da bir acayip değil mi? Galatasaray logosuyla Bayern Münih 11 evet. çıkmış tabelada. Teknik arızadan dolayı ikinci yarıda ikinci yarıda maçta var yoktu ve Galatasaray 3. maçlar sonunda henüz kalesinde gol görmedi demiş. 2 gol attı, hiç gol yemedi. Sarı kırmızılar. Moskova'da skandal, varsız ikinci yarı. Lokomotiv Moskova deplasmanında VAR teknolojisi devre dışı kaldı. Yaşanan teknik aksaklık nedeniyle video yardımcı hakem olmadan mücadelenin ikinci yarısı oynandı. Konuyla ilgili UEFA yetkililerinin detaylı bir araştırma yapması bekleniyor. Kritik pozisyonlarda hakemler ekran başındaki teknisyenlerden yardım alamadı. Hakem de iki takım kaplarını çağırıp durumu anlattı. İkinci devrede VAR teknolojisi tamamen devre dışı kaldı. Ee, sıkıntının UEFA kaynaklı mı? yoksa stat'taki internet ve diğer sistemlerden mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor demiş gazete. Ve son olarak Hürriyet gazetesinden ayak seslerimiz duyuluyor mu? Başlığı geliyor ekranlarınıza Fatih Terim bu grupta lider olmak için küçümsenmeyecek bir başarı. Biz Avrupa'ya alışkın bir takımız. Oyun içinde acelemiz yok sloganıyla çalıştık. Acele etmeden stratejimizi uyguladık. Taraftarımızla birlikte ufak ufak ayak seslerimizi duyurabiliyor muyuz? Sözlerini başlık ve başlık altında görmüş Galatasaray Teknik Direktörü'nün Hürriyet Gazetesi. Birazdan biz de paylaşacağız. Fatih Hoca'nın sözlerini ve bandımızda. Maçla başlayacak olursak eğer herhalde tam Fatih Terim'in söylediği gibi acele etmeden ayağa oynamaya çalışarak taktik disiplinden kopmayarak Başa baş bir mücadele pozisyonların olduğu ve en sonunda da Kerem Aktürkoğlu'nun ve takımın elbette. Nelson'la başladı? Berkan, Yedlin, Çikaldağ, Morusan ve Kerem. Beş evet. pasta gole gitti Galatasaray. Sa bir saatte. 60 dakika ya da 70 dakika farklı bir oyun. Son yarım saat farklı bir oyun. Sanırım çok soğuk bir hava. Zaten birkaç kez değindiler. Gündüz de karla karışık yağmur varmış Moskova'da. Müsabaka saati sanırım biraz daha hafiflemişti çok fiziksel, çok yüksek kavga seviyesi. Lokomotiv Moskova mesela çok fazla faul yaptı. Bilmiyorum çok dikkat çekti mi. Özellikle ön liberoları Barinov, Çikaldağı, sürekli fiziksel temasla durdurmaya kalktı. Buna özel çalışmışlar belli ki. Bekabek'a da sert bir oyuncu. Mesela Gürcü oyuncuları Maradishvili ilk yarıda çok fazla fiziksel savaş içindeydi. İkinci yarıda top oynamaya başladı. Bayağı da yetenekli. Yani doğrusu insan futbol adına üzülüyor. Bu kadar çok göğüs göğüse çarpışmak gene demek ki oynamaya, çalışsa. oynamaya çalışsanız oynayabilecek yeteneğiniz de var. Baradişvili ikinci yarıda mesela yeteneğini göstermeye başladı. İlk 45 özellikle müthiş bir çarpışma. İki tarafında zaten isabetli şutunun olmadığı, sadece üçer şut ürettiği, pozisyonsuz bir 45. İkinci yarıda Lokomotiv biraz vitesi arttırdı. Maradişvili, Beka Beka biraz oyuna katılmaya başladı. İleri üçlüye biraz katılmaya başladılar. Çok kopuklardı mesafeleri. Galatasaray'ın orada Mark Anderson liderliğinde Avrupa Kupalarında çok kompak, çok doğru duran, çok düzgün bir savunma hattı olduğunu, savunma bloğu olduğunu altın çizmek lazım. Mark Son gerçekten Galatasaray'da her şeyi değiştiriyorlar. Ön tarafı da rahatlatıyorlar. Nelson olarak. çok rahat oynuyor marka ile birlikte. Nelson'un da sağ stopere geçmesi tabii marka ile beraber oyunda onu rahatlatıyor. Oyunu Galatasaray iki taraftan da kurabiliyor. Hem Marka hem Nelson üzerinden kurabiliyor. Çok daha güvenli bir savunma bloğu oluşuyor. 45 ile 60 65 arası lokomotifin yarım pozisyonları var. Bir tane tam pozisyonu var. Bir tane pozisyonda buldular. biraz geç kaldı olmakta Körk ama Körk'le Mara ile Beka Beka'yla ceza alanına yarım sayılabilecek pozisyonuna da girdiler. Sonrasında Fatih Terim'in işte o sabırlı oynama acele etme projesinin devreye gireceği dakikalar girdi. Ee, tahmin ediyorum lokomotif takımının maçın sonuna doğru yorulacağını yeni tek direktörü ile birlikte Rubin Kazan maçının analizini herhalde yapmışlar. izlemişler videosunu. Ki Barış'la Babeli Konya maçının ikinci yarısına sokmuştu ve herhalde defansif olarak iyi performans aldığını düşünmüştü. Onların defansif performansı Kerem ve Morutsa'nın ofansif performansını oyuna sürdü. Cagni oyuna sürdü. Galatasaray ön tarafta daha çok top tutan, geçişleri daha anlamlı yapan bir takıma dönüştü. Ve sadece gol değil, gol dışında İki tane daha net pozisyon üretti. 81'de taç atışından yine Morussan yerden çevirdi. Kerem'in şutu var. Gilermen'in çıkardı. Galatasaray'ın en net pozisyonu oydu. 89'da Cagney süper pas verdi Kerem'e. Kerem yine vurdu. Gilerme çıkardı. Kerem Cagney'e bir daha oynayabilirdi. 3 tane net pozisyon ürettiler. Oyuncu değişikliklerinden sonra yani 1-0 değil belki 2-0 da olabilirdi. Bir tanesini daha değerlendirebilseydi Kerem. Dolayısıyla Galatasaray'ın taktiksel olarak çok doğru ele aldığı pasajlar halinde, sekanslar halinde çok doğru oynadı. perde perde farklı stratejileri çok doğru uyguladı. Müsabaka. 3 maç 7 puan. En yakın rakibine 3 puan fark. 4. maçı içeride. kalın 3 maçın ikisi içeride. El Galatasaray'da çok büyük bir aksilik olmazsa bu gruptan da lider olarak çıkıp eleme turu da oynamadan. Çünkü gruptan ikinci olarak çıkarsan bir eleme turu oynuyorsun arada. Onu da oynamadan şampiyonlar ligi gruplarında üçüncü olanlarla eleme turu oynuyorsun. Gruptan ikinci olarak çıkarsan ama gruptan birinci olarak çıkarsan bu sene o eleme turunu pas geçiyorsun. O yüzden birincilikle ikincilik arasında ciddi bir fark var. Galatasaray birinci olarak çıkarak o eleme turunu da pas geçerek belki de son alt turuna direkt gidebileceğine dair umut verdi. Az önce Markayo vurgu yaptınız. Nelson'un performansını arttırdığını konuştuk. Sadece Nelson'un değil herhalde orta alanda onların önündeki Taylan ve Berkan'ın da bir e, rahatlattı demeyeyim daha uyumlu net bir şekilde daha uyumlu. Hem savunmada hem topu çıkarırken evet. net bir şekilde daha uyumlu hale getiriyor. Marka bütün defolar ortadan kalkıyormuş o bölgedeki bütün defolar ortadan kalkıyormuş gibi görünüyor Marka öyle. Sebebi iki sebebi Tayland olabilir. Tayland'da Berkan'a da. Yani Biri... Tayland'ın da zaman zaman aksaması hani çok aksıyor diyoruz ya. Anlatın. Oraya bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliriz çünkü iki sebebi olabilir bunun. Bir, marka olmadığında Tayland ya da Berkan çok derine geliyor top almaya. Galatasaray çıkarmakta sıkıntı yaşıyor. Nelson üzerinden çıkarıyor bazen ama diğer tarafta işte Alpaslan, Luyendama kim olursa o taraftan çıkarmakta biraz, biraz sıkıntı yaşıyor. E bir oyuncu bu kadar derine gelirse Taylan ya da Berkan bir yerde... ikisi birden kat edeceği mesafe artıyor. Yorgunluk artar çok fazla derine gelirseniz. Biri bu olabilir sebeplerden biri. Diğeri de şimdi daha güvenli olursunuz. Müdahalelerinizi biraz daha dikkatli kontrollü yaparsınız arkanıza güveniyorsanız. Taylan ya da Berkan ilk hamlelerde mesela ceplerinde kartla dolaşmazlar. Arkada marka son güçlü blok olduğunu bildikleri için. Dün Taylan gerçi bir tane sarı kart gördü yine. Ee, geç kaldığı için ama şimdi marka cezası bitti. Daha sağlıklı analiz edeceğiz. Daha fazla izleyeceğiz marka ana üzerine önünde Taylan Berkan'ı ya da Taylan ya da Berkan'ı. Bence Taylan ve Berkan'ın da kart sayıları düşer. Arkalarında marka ana son olduğu için. Bence daha e, kontrollü ve güvenli oynarlar bu savunma ikilisiyle. 76. dakikada Ryan Babel çıktı ve Morus'tan oyuna girdi. Herhalde az önce gazeteden de okuduğumuz gibi sizin de belirttiğiniz gibi Galatasaray adına elbette Moskova adına da oyunun değiştiği an onun girdiği an oldu herhalde. Bir de Muhammed Cagna dakikada iki değişiklik. İkisinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Hem Morutsan, Kerem'in Galatasaray'ın geçiş hücumlarında akıl, zeka, sürat ortaya koymaları. Hem de Cagni'nin Muhammed de fena oynamadı ama Cagney'in bir ekstresi var. Çok fizikli. Attığın toplarda hani stoperleri sırtında tutmak e, koşuluyla saklayabiliyor ve arkadaşlarına yeni koridorlar açabiliyor ki Kerem'e de net bir pozisyon yarattı. 89'da bu sayede. Galatasaray'ın elinde 3 tane iyi santrifor var. Galatasaray'ın o, o, dakikada yaptığı Muhammed Cagni değişikliği de bence doğruydu. Herkes bugün tabii müsabakayı Kerem Morutan üzerinde okuyacak ama bence Cagni de etkiliydi. Kerem Aktürkoğlu istatistikleri. Doğru. Yani Barış'ın Randers maçında yarattığı farka benziyor. Sonradan girdi ya. Evet. Dinamik. Mesela benim çok dikkatimi çekti. Lokomotif'in hocası Gistol 89'a kadar oyuncu değiştirmedi. Tek değiştiğinde de 89'da yaptı. Ribas'ı çıkardı. Evet. Uzun isimli oyuncuyu soktu. Beke, Sabek. Jivo Gladov. Evet. Neden acaba? Bilmiyorum. Anlam veremedim. Galatasaray bu kadar oyuncu değiştirip enerji yükseltirken Şimdi çünkü oyuncu değişikliği sadece taktiksel olmak zorunda değil. Yorgunluklar da oluyor. Mental ve fiziksel yorgunluklar. Oyuncunun ayakları eskisi kadar gitmeyebiliyor ya da kafaca yorulabiliyor. Ağrıza vermeye başlayabiliyor. Galatasaray bunu çok iyi değerlendirdi. Oyuncu değişiklikleriyle sürekli vites artırdı, enerji artırdı, konsantrasyon artırdı. Çünkü Eskiliğini sürekli oyuncu konsantrasyon düşüyor. Lokomotiv Moskova hocası Gistol 89'a kadar bekledi. Mesela bugün Rusya basını muhtemelen bunu tartışıyordu. Oyun iyi gidiyor diye düşündü herhalde. Ya yani istediğim gibi gidiyor diye düşündü herhalde. Eğer öyle gördüyse bu önemli problem. Çünkü Galatasaray yavaş yavaş maçında içinde büyüyordu. Geçiş hücumlarıyla tehlike yaratmaya başlamıştı. Zaten 80-82 peş peşe iki gol, iki gol fırsatı ikincisini attı. Galatasaray maçında geçişlerde Kerem ve Morus sana problem çıkarmaya başlamıştı. Yani bunu göremediyse Gistor ki Gistor saygıdeğer bir tek direktör. Birinci bunda Kökenli. O da önemli problem. Monusan'da şöyle bir ikilem var mı? Şöyle bir açmaz ya da çelişkeli bir durum var mı? Çok yetenekli, hücumda çok becerili. Ee, özellikle kilidi açma konusunda, adam eksiltme konusunda, hızlı düşünüp hızlı harekete geçirmek konusunda son derece becerili. Ancak hoca niye oynatmıyor 90 dakika? Muhtemelen e, defansif şeylerini, görevlerini ve sorumluluklarını yerine getir Ya da layıkıyla yerine getirmediği için, geride kaldığı için ki burada pozisyon pozisyon irdeledik. Bu mudur sizce sebep? Bunu 90 dakikaya yayabilir mi? Yayarsa o zaman hücumda mı acaba daha az etkili olur yoksa hep böyle e, hamle sonradan oyuna giren hamle oyuncusu olarak mı izleyeceğiz? Hep de miyim de çoğunlukla ne dersiniz? Çünkü eğer bunu e, kompakt bir hale getirebilse vazgeçilmez oyunculardan biri olacak zaten. Hayal kurmakla hayalperest olmak arasında ince bir çizgi var. Morussan bir hayal oyuncusu risk alıyor, deniyor. Böyle oyunculara ihtiyaç var zaten. Böyle Ve beceriyor. ihtiyaç var. Beceriyor da zaman evet. zaman. Ama zaman zaman işte o ince çizginin Olumsuz tarafına kayıyor ve hayalperest oynuyor. Çok top kaybediyor. Bir defa bunu çözmesi lazım. Yaşı genç. 22-23 değil mi yaşı? Doğru. Yavaş yavaş bunu çözecektir birincisi. İkincisi dün Barış'ta da çok dikkatimi çekti. İlk dokunuşları kötü. Bu Galatasaray'da birçok oyuncunun ilk dokunuşu kötü. Bununla ilgili Morustan'da da problem var. Özel çalışma yapmaları lazım gibi görünüyor. Şu futbol out cihazını sezon başında hep anmıştım. Borussia Dortmund takımıyla anılan. Her Ama takım sonra birçok kulübün kullandığı. Evet. Türkiye'de birçok kulüp halen kullanıyormuş. Futbolu atıyoruz. Belki daha ileri çıkmıştır. Ee, bilmiyorsam bilmiyorsan bağışlayın. Yani bu ilk dokunuşlarla ilgili çalışması lazım sanki Morussan'ın da barışın da. Bir de o dikkatimi çekti. Nedir mevzu? Topu makine fırlatıyor. Oyuncunun farklı ayaklarına ya da farklı bölgelerine, dizine, kaval kemiğine, işte topuğuna vesaire. O da tek bir şeyde belli bir alanı var. Topu kaybetmeyecek şekilde tık diye önüne düşürmeye çalışıyor. Düşürmesi gerekiyor. Ama Seyretmesi de çok keyifli. Bazı an oyuncular, anda. yapamıyor bunu. Bazıları çünkü çok güzel beceriyor. Nasıl gelirse gelsin top. Sağ ayağına, sol ayağına. kavak Kaval hem yetenek hem mesela. de ama çok çalışma biraz. Tamam, e yetenek, işte. yetenek, tabii ki fark ama çok da çalışıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'da bazı oyuncuların sanki bu konuda sıkıntısı var. Morut da bu konuda sıkıntısı olan oyunculardan biri. O yüzden de çok top kaybedebiliyor. İkinci başlık. Üçüncü başlık da, da pozisyon sadakati. Yani Morut çok büyük bir pozisyon sadakati sorunu var. Sol bek çıkıyorsa işte Konya spor maçında Gilerme'yi takip etmeni gördük. Sol bek çıkıyorsa sağa çıktı onunla beraber gidecek artık. Her seviyede bunu yapmak zorundasınız. Hangi seviyede oyuncu olursanız olun. Bunları çözerse pekala 90 dakika oynar neden olmaz? Oynar yani. Bunlar halledilebilecek çalışarak çözebilecek meseleler. Bir de Çikal herhalde vurgu yapmak lazım. Yine sağda ayak basmadık yer bırakmadı. O da tam tersi Morussan'ın yani müthiş bir pozisyon sadakati evet. var. Çok yürekli, çok çalışkan. Oyunu iyi şey yapıyor, takip ediyor. Kopmuyor. İyi bir vizörü var. Evet. Doğru yerlere gidiyor. Atiba Açınsı'nda da öyledir mesela. Atiba açınsın niye hep topun olduğu yerdedir? Çünkü oyunu iyi okur, iyi takip eder. Çok fazla enerji sarf etmeden, kendini sağa sola yerlere atmadan doğru yerde olmayı becerir. Atiba'yı Atiba yapan, Josef'i Josef yapan, Çikaldao'yu Çikaldao yapan. Şey bu, Çikaldao doğru oynuyor, doğru görüyor oyunu, doğru okuyor. Muhtemelen iyi tek direktörde olur herhalde ileride. Öyle bir izlenim veriyor. E ee, zaman zaman Çıkaldao şunu da yapmaya başladı. Oyunun yönünü cross paslarla tersi de iyi değiştiriyor. Dün de zaman zaman bunları yaptı. Rumen Milli Takımı'nda da artık oynuyor. Çıkaldao'nun önü açık. Peki maç sonunda değerlendirmeler nasıl oldu değerli izleyenler? Ha pardon, önce bir tweet'imiz varmış. İzleyicimiz der ki, e, atılan golde Berkan'ın payı çok büyük. Kötü alışkanlığımız engelledi Nelson'a pas opsiyonu oluşturmasa Nelson mecburen Mustera'ya dönecekti demiş izleyicimiz. Kötü alışkanlığımızı engelledi ha. Kaleciye, kaleciye dönme. Kaleciye dönme. Ya yani stopere pas opsiyonu oluşturmazsan o da mecburen kaleciye dönüyor. Aynı söylediğimiz gibi. Ama beş işte pasla, çıkışlarda fark yaratıyor marka ana son bir arada oynamaz. Tek 5 tane tek pas. Tık 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 orada işledi Galatasaray ve boş net bir şekilde rahat bir şekilde buldu. Güzel de bir gol oldu. Lazio maçında da iyi çıkmışlardı. Markana son bir arada oynayınca sizin de değindiğiniz gibi orta saha oyuncularının da sanki performansı çıkma biraz, konusundaki evet. Şey, evet. performansı artıyor. Dediğimiz gibi değerli izleyenler maç sonunda Fatih Terim ve e, Kerem Aktürkoğlu neler söylemiş buyurun izleyelim. İlk yarı takım savunmasını iyi yaptık. E, basit toplar kaybettik belki sette çok başarılı olamadık ama rakibin de e, oyun kurmasına hem de e, ikinci bölgede hareket etmesine izin vermedik ikinci bölgenin en ucunda yani e, birinci bölgeye çok yakın rakibin yerde konumlandık geri çekilmedik e, hem bizim defansın önünü hem blok arası hem de merkezi iyi kapattık ee, ...Marsilya maçında olduğu gibi de... ...geniş alanı iyi savunduk açıkçası... Ee, ...çok üzerinde durduğum benim... ...set oyununun maalesef ilk yarı... ...basit top kayıplarıyla... E, ...gösteremedik pek... ...ama... E, ...ikinci yarı... ...sanki oyun... ...ya beraberlikle gidiyormuş gibi düşünürken... ...açıkçası pozisyonlara girmeye başladık ve de bu arada iki tane çok önemli korner kullandık. Oli daha önce de bulabilirdik. Ee, olmadı. Ancak e, değişiklikler sonrası e, Kerem tabi akıllı bir çocuk. E, demin de söylemiş. Sahada bulunan arkadaşlarımız gerektiği şekilde rakibi yorduğu için bize daha kolay kaldı diye. Ama öyle değil. Bence hem Borutan hem Kerem e, diğer arkadaşlarıyla beraber sezon başından beri kurmaya çalıştığım, yapmaya çalıştığımız e, zaman zaman yaptığımız daha çok yapmamız gereken e, bu oyun anlayışını golde muhteşem şekilde yaptılar. Yani bizim hatırlarsanız geçen seneden pandemiden itibaren kaleden alıp da karşı kaleye gittiğimiz pas oyunlarımızı e, burada golde gördük. E, defans oyuncularımız, orta saha oyuncularımız sonunda Morutan attığı mükemmel pas, Kerem'in harika e, kontrolü ve tekte vuruş. E, tam da biz böyle oynamak istiyoruz zaten. Bu şekilde ee, galibiyeti getiren bir gol atmak da Açıkçası bizim için daha bir güzel oldu ee, Yani Sevindirici olan biz bu Oyunu oturtmaya çalışıyoruz Sezon başından beri Maçların bir bölümünde Yapabiliyoruz fazla Yapamıyoruz ama her geçen gün daha iyi Yapacağımız ortada ee, Tecrübelisi genci Güzel bir takım oluyoruz bu e, rakibin ilk dakikalardaki presine karşı çok da dikkatli oynadık, pas yapmaktan vazgeçmedik, e, öyle de çıktık. Ama e, sonuç olarak çok güzel bir golle 3 <laughs> e, puan rakiplerimizinle berabere kaldı akşamda önemli oldu. Bugün UEFA'da iki tane gol yemeyen takım var. Bir tanesi biziz. E, puan farkıyla lideriz. İki maç içeride oynayacağız. Kağıt üzerinde avantaj gibi duruyor. Ama e, çok dikkatli olmalıyız. Biz çünkü UEFA'yı Şampiyonlar Ligi'nde grubunda oynuyoruz. Bu üç takım da Şampiyonlar Ligi ayarındaki üç takım. E, bunu baştan da söylemiştim. E, onun için dikkatli olmamız lazım. Ama e, en önemlisi 3 maç oynadık. 3 maçta verdiğimiz pozisyon sayısı çok az. Yok denecek kadar az ki Lazio ile oynuyoruz, Marsilya ile oynuyoruz ve Lokomotiv Moskova ile oynuyoruz. İkisi de plasmanda. Bu küçümsenmeyecek bir başarı şu ana kadar. E, Valla iki pozisyon mu verdik üç maçta üç pozisyon mu o kadar e, bu yüzden oyuncularımı kutluyorum bu güzel bir galibiyet camiamıza hayırlı olsun bu güzel gece e, böyle güzel bir golle de olması ayrı bir anlam taşıyor bence e, Avrupa'da e güzel sonuçlar alıyoruz, grup lideriyiz. Bu maçın önemini biliyorduk. Hocamız bu maçın önemini ve maçtan önce rakibimizin puan kaybettiğini de söyledi bize. Bu maçtan alacağımız 3 puan bizi çok daha farklı bir konuma getireceğini de biliyorduk. Kazandık. Gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Hele ki doğum günümde olmuş olması benim için çok daha özel oldu. Umarım diğer iki maç içeride oynayacağız. 3 maçımız kaldı. İki maçı içeride kazanıp gruptan lider olarak ayrılmak istiyoruz. Dediğiniz gibi çok anlamlı ve çok özel bir doğum günü hediyesi oldu benim için. Ee, en önemlisi tabii ki. Ee, sorunuza gelecek olursak bir buçuk sene, iki sene olacak. Ee, öncelikle burada sizin huzurunuzda Fatih Hocam'a teşekkür ederim. Ee, üçüncülükten geldim. Ee, Profesyonel ligin en altından geldim. Ee, şu an Avrupa liginde oynuyorum. Galatasaray'ın golünü attım yani bunlar sürekli düşünüyorum aslında sürekli bunların hayalini kuruyordum ve şu an o hayalleri yaşıyorum Benim için çok farklı duygular çok önemli çok gurur, gurur verici bir şey Bilmiyorum hocam daha iyi değerlendirir bu süreci ama ben çabucak adapte olmaya çalıştım bu yükselişe bu sıçrayışa İnşallah daha da iyi olur. Tabii ki eksiklerim var. Eksiklerim üzerinden hocamızla da konuşuyoruz. O da bana çok yardımcı oluyor sürekli benim eksiklerim konusunda benim neler yapmam gerektiğini söylüyor. Bunu daha da ileriye, daha da yukarıya taşımak istiyorum sürekli. Maç sonundaki açıklamaları paylaştık değerli izleyenler. Maçtan yansıyan bazı notlarımız da var. Hemen onlar da gelsin ekrana. Lokomotiv Moskova Galatasaray karşılaşmasından Galatasaray Avrupa Kupaları tarihinde ilk kez gruptaki ilk 3 maçında gol yemedi Bu sezon Avrupa Ligi'nde gol yemeyen iki takım Galatasaray ve West Ham Galatasaray Avrupa'da oynadığı son 7 maçta kaybetmedi İstatistiki olarak Dün akşamki maçın ardından öne çıkan notlar Bir korner meselesini altı çizdi Fatih Hoca gerçekten de ikinci yarının başında o e, Marcao'nun ön direğe gidip aşırdığı Nelson'un vurduğu pozisyon Galatasaray'ın da ilk net pozisyonuydu gerçekten. Onun da altını çizmek lazım. Hep defansif organizasyon arızalarından bahsediyoruz. Ofansif çalışılmış bir plandı. Onun da hakkını verelim. Barış Alper Yılmaz bir maç oynadı. Maçın gidişini baştan aşağıya değiştirdi. Bir devre. Muazzam bir performans. Durdurulamayan bir performans. Dedik ki ne oluyor? Ondan sonra bir daha göremedik. Sakatlık da oldu. Elde kırık oldu vesaire. Ee, sonra da bir daha o şeyi yakalayamadı. Performansı yakalayamadı. 67'de girdi değil mi? Değişti şeyle. Ee, Kerem Aktürkoğlu'yla. Yanlış bir şey söylemeyelim. 67'de 67, çıktı. 67, evet. 67'de değiştirdi. Kerem. Ee, hoca bu, bu sefer Kerem'den muazzam bir performans geldi. Ki Barış Alper Yılmaz'da o performans mı doğru değildi yoksa sonrası mı acaba doğru değil ne dersiniz? Şimdi bu çocuk Kerem Erzincan'dan geldi. Hep söylüyoruz Barış da Keçiören'den geldi. Yani üst düzey müsabaka tecrübeleri olan üstü düşük. Zaten Ümit Milli Takım'a bile yeni girmişti. Barış Alper Yılmaz. Yani hayatlarında yaptıkları seyahat sayısı bile bu çocukların uluslararası seyahat yok denecek kadar azdır. Kolay değil yani hemen başka bir hayata, başka bir seviyeye adapte olmak. Barış da yaşı da küçük. O adaptasyon sorunu yaşıyordur birincisi. ikincisi sakatlığı da oldu. Üçünü son defansif kullandı. Biraz daha ilk yerde savunma yaptı. Babel ve Barış enteresan bir şekilde. Teknisyen çok çıktı sol bekleri. Ermeni asıldı sanırım. İsminden öyle anlıyorum. Çok çıktı. Onunla barıştı hep gitti geldi. Yani defansif olarak görevini fena yapmadı. O, o yüzden ofansif olarak belki çok etkili olamasa da özellikle bence top kontrollerinde sıkıntı var. Ona biraz çalışması lazım ama defansif olarak görevini iyi yaptı. Barış. Kerem de girip ofansif tarafını işin halletti. Bir bakıma toplamda iyi bir performans göstermiş oldular. Barış artık Kerem. Belirttiğimiz gibi değerli izleyenler yayına başlarken Galatasaray 7 puana ulaştı grubunda De, e, ve birinci sırada E grubunda en yakın rakibi Lazio'nun 3 puan önünde 4 puanda Lazio, Marsilya 3 puanla 3. Lokomotiv Moskova'da 1 puanla kaldı. Gruptaki diğer karşılaşması İstanbul'da bu kez e, yine Lokomotiv Moskova ile olacak temsilcimiz Galatasaray'ın. Maçla ilgili var mı? Urbe eklemek istediğiniz bir şey? Çünkü umarım rövanşlarda kazanır iki takımımız da. Galatasaray liderlik için. Fenerbahçe ikincilik ama en kötü ihtimalle üçüncülük için. Ee, çok iyi bir konuma geçerler. Rövanşlarda Fenerbahçe Antwerp'i bence pekala Belçika'da yenebilir. Antwerp zaten küçük bir kent. Küçük bir kent takımı Antwerp. Yani orada da zorlanmayacaktır Fenerbahçe. Mental olarak onu kastediyorum. Galatasaray zaten lokomotifte içeride oynayacak. Kazanırsa onlar da liderlik için çok çok büyük bir avantaj elde etmiş şey olacaklar. Yani hangi gün oluyor? 4 Kasım yanılmıyorsam. 4 Kasım günü Türk futbolu için de kritik bir gün. Diyelim ve değerli izleyenler bir ara verelim. E, aranın ardından artık Sport Auto Süper Lig'de yeni hafta bu akşam başlıyor. Son gelişmeleri hep birlikte gözleteceğiz. atacağız. Sportoto Süper Lig'de yeni hafta bugün başlıyor değerli izleyenler. Hemen getirelim maç programını ekranlarınıza. Bu akşam saat 20'de Özdür Kablo Yeni Malatya Spor Altay karşılaşmasıyla 10. haftaya başlıyoruz. Yarın Cumartesi günü 23 Ekim saat 13.30'da Çaykur Rizespor Kasımpaşa oynayacak. 16'da iki karşılaşma var. İttifak Holding Konya Spor, Yukatel Kayseri Spor'la oynayacak. Aynı saatte Gaziantep, GZT Giresunspor'u ağırlayacak ve Cumartesi akşamı saat 19'da Trabzonspor Göztepe deplasmanında. 24 Ekim Pazar günü saat 13.30'da günün ilk maçı Vavakars Fatih Karagümrük Atakaş Atay Spor'la karşı karşıya gelecek. 16'da yine iki tane maç var. Demir Grup Sivas Spor Adana Demir Spor'la oynayacak. Fraport'ta Antalya Spor'un rakibi Medipol Başakşehir olacak. Pazar akşamı saat 19'da ise Fenerbahçe İstanbul'da Aytemiz Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek ve derbi karşılaşma Haftanın maçı 25 Ekim pazartesi akşamı saat 20'de Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynanacak. Derbi karşılaşmaya pazartesi günkü haftanın ilk manşetinde e, tamamen herhalde e, o, o maç öncesindeki son gelişmeleri derbi öncesindeki son gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Bütün açılarıyla pazartesi günü programımızda bulabileceksiniz her iki takımdan ayrıntıları detayları. Bugüne bakacak olursak eğer özür kablo yeni Malatya Sporu Altay ile karşı karşıya gelecek. E, Malatya Spor'da bir hoca değişikliği oldu. Pek de yabancısı olmadığımız, yakından tanıdığımız bir isim Şumudika e, geldi göreve ve ilk karşılaşmasını kazandı. kazandı. Adana'yı yani. Altay'da geçen hafta Vavakars Fatih Karagümrük karşı 1-0 bitti değil mi? Doğru. E, 1-0 mağlup oldu e, Karagümrük karşısında. O maçla Malatya Altay karşılaşmasıyla başlayacağız. Süper Lig'de, Spor Toto Süper Lig düzeyinde iki takım ilk kez karşı karşıya geliyormuş. Bir not olarak onu da paylaşalım. Altay tabi bu Daha alt süredir, liglerde karşılaşmışlar. Evet, uzun süredir Süper Lig'de değildi herhalde. Yaklaşık 20 yıldır. Herhalde ondandır. Mustafa Hoca 7. hafta sonunda lider yapmış takımı. 7 maç 15 puan. Tabi 6 ayın kadro kalitesi, mütevazi kadro kalitesi çerçevesinde. Sonra yanılmıyorsam iki yenilgi aldı. Gaziantep ve Karagürt. Karagürt değil mi? Üst Onları düzeltmeye yani. çalışacak. Ee, özellikle ön tarafta Rayan olsun, Bamba olsun. Pınar olsun sezonu çok iyi açmışlardı. Orada biraz belki ufak bir rotasyon düşünebilir Malatya karşısında. Malatya ise Adana Demir Deplasmanı'nda üçlü savunma oynadı. Bir Şumuduka klasiği. daha önce bunu Gaziantep'te çok iyi uygulamıştı. Sonra gittiği takımlarda denedi. Bazen muvaffak oldu, bazen olamadı. Ama o da aynen Vitor Pereira gibi ısrarcı. 3-4-1-2 gibi oynadılar. Adem, Tete, Çift Santıfor oynadılar. Adana karşısında. Sezonda iyi iki oyuncusu. Tete'nin 4 golü var. Adem'in 2 gol, 2 asisti var. Onlar da bu serilerini sürdürmeye çalışacaklar. Yani özellikle Malatya Sporu yeni olduğu için bir görmek lazım. Belki bu müsabakadan sonra daha sağlıklı analiz edebiliriz. Altay'ın ilginç bir şeyi var İlk iki maçını kazandı sonra üst üste iki mağlubiyet sonra üst üste üç galibiyet sonra tekrar üst üste Doğru. iki galibiyet İlginç bir e, i̇lginç hoca e, Mustafa Hoca seriler yapıyor Mustafa Hoca ile konuşmuştum şimdi onun müsaadesini almadan bunu söylemiş olacağım ama anlayışına sığınıyorum demişti ki ilk iki maçı kazanalım üçüncü <laughs> maç Fenerbahçe e, o maçtan da iyi bir müsabaka İyi bir netice alıp milli maç arasına girersek zaten transferler de tamamlanmış. Takım oturmuş. Biraz daha beraber çalışmış. Biraz daha idman yapmış olacak. Çünkü 6 ayın transferleri biraz gecikti. Mustafa Hoca da yazı az oyuncuyla ve ikincilik oyuncuları antrenman yapmak zorunda kalarak geçirmişti. Tam dediği gibi oldu. Tam planlı. Zaten hayata böyle geçmiştir Mustafa Hoca'nın. Yani şu tarihte şu puanda olacağız falan diye puan verir. Genelde de planlamaları tutar. 6 ayda sezon başında planı oydu. Yani 3 maçtan sonra milli maç arasından sonra biz esas performansımıza ulaşırız demişti. 7. haftayı lider geçmişti. Çok iyi performans Altay'ın. Hem kadrosu çok dönüştüğü için hem çok yeni transfer geldiği için hem süperlik deneyimsizliği değil mi? Hem bütçesi. 9 maç 15 puan gayet iyi performans. Sırada neyle devam ediyoruz? Şimdi değerli izleyenler Beşiktaş'a bakacağız. Fanatik gazetesinden geliyor ilk başlığımız ekranlarınıza. Derbiye tam kadro demiş Gazete? Beşiktaş mı? Karakartal'da pazartesi günü oynanacak. Galatasaray derbisi öncesinde ideal 11'den eksik bulunmaması teknik ekibi memnun ediyor. Sergen Yalçın'ın 8 artı 3 kuralı nedeniyle derbiye Ensakala ile Larin ikilisi yerine Rıdvan ve Kenan'la. Başlaması bekleniyor. Altta bir başlık Gölge Kaptan Piyaniç. Piyaniç takım arkadaşlarını motive etmek için adeta bir kaptan gibi çalışıyor. Başarılı futbolcu ekip yemeğinde ne olursa olsun başımız hep yukarı bakmalı. Kaliteli bir takımız ve kazanmaya başlayacağız diyerek derbi öncesinde özgüven verdi arkadaşlarına demiş gazete. Şimdi Sergen Yalçın 8 3 kurulu sebebiyle derbiye En Sakalı ve Ler'in ikilisi yerine Rıdvan ve Kenan'la başlaması bekleniyor demiş gazete. Sanki hani Rıdvan şey oyuncu değil as oyuncu değil ama Rıdvan başka bir oyuncu. En ile aynı oyuncu değil. En sakala oyuna ne katıyor? Rıdvan oyuna ne katıyor? Belki bunu düşünebiliriz. Evet. Şimdi aslında Ezber hep en sakalın daha iyi savunmacı olduğu yönündeydi. Geçen sezon öyle varsaymıştık, öyle konuşmuştuk. Ama son dönemde en sakala defansif olarak da bazı kritikanlarda anlarda aksadı. Bir de özellikle Sporting maçında şu an plana çıktı. Sporting Beşiktaş'ın sağına baskı yaptı soldan oyun kurmasına müsaade etti ve en sakala zaman zaman kötü kullandı. Çıkışlarda önemli hatalar yaptı. Zaten yani yerli mecburiyeti olmasaydı da belki de hoca en yerine Rıdvan'ı koymayı tercih ederdi. Rıdvan son dönemde ne yapmıştı Süper Lig'de? Doğru hücum bindirmeleri. Beşiktaş oyunu sağdan oynuyor. Orada seri pas trafiği yakalıyor. Birden sola çeviriyor. Birden sola çevirince Rıdvan orada ciddi boşluk yakalıyor. İki de golü var. Hatta bir daha asist yaptı güvene değil mi? Gayet de ofansif olarak da iyi asistlerle açtı bu sezonu. Yani bu bilgiler ışığında zaten Rıdvan'la başlaması beklenebilirdi. Yani mevzu sadece yerli ile ilgili değildi. Ama bence esas oraya da bakmamız gerekmez mi? Ön tarafta solda yapacaksa tercihini yani Larin yerine Kenan'ı kullanacaksa esas sanki büyük soru işareti orada. Çünkü sol bek beş dışın aslında rahat olduğu bir yer. En yani sakala Rıdvan ve Umut var. Ama sol açık Enkulu da sakat. Larin de geçen sezonki performansını yakalayamıyor. Kenan orijin hangi pozisyon olduğu tartışılır ve form durumu da düşük. Güven de inişi çıkışlı performans sergiledi ve bir türlü aslında sol açığa gözü kapalı bir oyuncu koyamaz duruma geldi Sergin Hoca. Ben şimdi başka bir öneri yapacağım. Buyurun. Acaba orta üçlüye bir yerli oyuncu sokup Salih ya da Oğuzhan Teşera'yı Orada. Hücumun kanalını kullanamaz mı? Çünkü Teşeranın kariyerinde var. Kanat oynamışlığı var. Ve kaleye de yakın olduğunda zaten gol şanslı olan bir oyuncu. Evet biraz farklı bir oyun olur. Kabul ediyorum. Alex daha fazla merkeze girer. Rıdvan'ın işi zorlaşabilir defansif olarak. Bunu kabul ediyorum. Daha güvenli oynamak zorunda kalabilir ama Alex de gol şansı yüksek bir oyuncu. Salih ya da Oğuzhan ya da Can hiçbiri hazır değil mi ya 11'e girmeye? Yani bu kadar fırsat var değil mi? Yerli olarak forma şansı bulma şansı yüksek. Yani birinde form grafiği yükselmez mi? Özellikle Salih ve Oğuzhan. Trabzonspor cephesinden bir başlık. Trabzonspor'a iki müjde. Sakatlıkları geçen Marek ve Abdülkadir Ömür Göztepe kadrosunda olacak demiş gazete. Fenerbahçe galibiyetiyle Süper Lig'de liderliğe yükselen Bordo Mavililer'de sakat futbolcuların sayısı da artmıştı. Ancak bu ikiden gelen haber teknik heyete biraz olsun nefes aldırdı demiş gazete. Marekamşik ne demiş burada? Maç başına %88 pas isabet oranı yakaladı ama pas isabetinden ziyade Marekamşik'in oyuna kattığı derinlik ve arkadaşlarına sağladığı gerek pas istasyonu olsun gerek alan yaratması olsun muazzam bir katkısı var Marekamşik'in. Elbette hocanın son derece memnun olacağı bir haberdir. Abdullah Avcı'nın son derece memnun olacağı bir haberdir. Hamşik'in takıma katılması. Dikkat ederseniz gerek Beşiktaş'ta gerek Trabzonspor'da bu sezon kısa süreli adale sakatlık sayısı çok fazla oldu. Yani bu müsabaka yoğunluğuyla ilgili oldu. Özellikle Beşiktaş özelinde belli. E, Trabzonspor Avrupa Kupası oynamaması büyük avantaja dönüştü. Daha çabuk dönüyor sakatları. Oyuncuları daha fazla dinleme, dinlenme fırsatı buluyor. Ee, süperlik için avantajlı konuma geçtiler. Liderliklerinde de önemli rolü oldu. Ki bu sezon kadroyu çok deneyim dozajını artırdılar. Getirdikleri oyuncular 30 üstü. Bruno Perez 30 üstü. İşte Hamşik 30 üstü. Jervinho 30 üstü bir cephe olmayınca Avrupa cephesi olmayınca bu oyuncuları daha fazla dinlendirerek kullanma şansı da o Trabzon'un ve bu bir avantaja dönüştü. Mesela Beşiktaş adale sakatlıkları anlamında çok darbe görmüş oldu. Peki Uğur Beyciğim şimdi e, sıradaki başlığımız Fanatik Gazetesi'nden geliyor ekranlara. Başlık şu atamalardan sonra ortalık karıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı neden istifa etti? İşte perde arkası demiş Fanatik Gazetesi özel değil çok özel ibaresiyle veriyor haberi. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki toplantıya çağrılmayan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı 10. hafta atamalarının ardından istifa etti. Federasyonun yapılan hakem tercihlerinden memnun olmadığını dile getirdikten sonra Tatlı'nın bu kararı aldığı ortaya çıktı. Şöyle devam ediyor Süper Lig'de son dönemde yaşanan hakem hataları kulüplerin tepkisine neden olmuştu. Bu tepkiler sonrasında Süper Lig Kulüpler Birliği'nin e, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle bir araya gelmesinden bir gün sonra Serdar Tatlı istifa etti. Peki Serdar Tatlı'nın istifa etmesinin sebebi neydi? İşte tüm perde arkası. Kulüpler Birliği ile federasyon yöneticileri arasındaki görüşmenin öncesinde Merkez Hakem Kurulu üyeliği olan Metin Tokat istifa etti ve yerine Ferhat Gündoğdu atandı. Dün de Süper Lig'in 10. haftasının hakemleri açıklandı. Beşiktaş Galatasaray derbisinin de bulunduğu haftanın hakem atamalarını federasyon yeterli görmedi. İddiaya göre içerisinde Yaşar Kemal Uğurlu, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya gibi kulüplerin kara listeye aldığı hakemlerin yer alması federasyon yönetimini şaşırttı. Atamaları gören Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'ya sıcağı sıcağına rahatsızlıklarını iletti. Tatlı ise federasyon yönetimine bugüne kadar hiçbir baskı altında kalmadan hakkaniyet ilkesiyle atama yaptıklarını belirtti ancak federasyonun bu tepkisine kayıtsız kalmadı. Geçici başkan gelebilir. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu en kısa sürede toplantılar yaparak yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atamasını gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir uygulama seçecek. Federasyonun Aralık ayına kadar geçici bir süreyle hakem camiası dışından bir ismi Merkez Hakem Kurulu Başkanı seçeceği haberleri gelirken belirlenecek bu isme kimlerin yardım edeceği de düşünülüyor. İlginç bir şakkada. Zekeriya Alp ya da Ufuk Özertan örnekleri var ya geçmişte. Evet. Hakemlik geçmişleri olmayan başkanlar olmuştu. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısı için şu an aktif hakem olan Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un yönetimi devralma ihtimali bulunuyormuş. Bu bir iddia diyor gazete. Çakır'ın başkan Fırat Aydınus'un başkan yardımcısı şeklinde düşünülen yapının hemen mi yoksa devre arasında veya sezon sonunda mı gerçekleşeceği de tartışılmaya başlandı. 20 kulübünde Serdar Tatlı'nın ayrılması konusunda herhangi bir görüş belirtmediğini kaydeden Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağoğlu, hakemler konusundaki sıkıntı tamamen sistem üzerinedir. Sistemin değişmesi gerekir. Kişiler değişse de Problem değiş Problemler değişmemiştir. Önemli olan sistemin değişmesidir diyor. Hemen hızlıca sözü size bırakmadan yok böyle bir istifa başlığını da okuyalım Milliyet gazetesinden. Merkez hakem kurulu başkanı Serdar Tatlı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcıyı bilgilendirmeden görevini bıraktığını açıkladı. Hakemler ve gözlemcilere kısa bir veda mesajı gönderen Serdar Tatlı'nın bu yöntemi hakemlik tarihinde bir ilk olarak yorumlandı. Beklenmedik bir durum diyor. Cemal Ersen Milliyet gazetesinde haberinde. Dün bir ara e, kulislere bu şey düşmüştü e, haber acaba öyle mi o, istifa mı geliyor vesaire falan diye çok da fazla bir süre geçmedi onun üzerinden. Evet. Haber geldi. Zaten MHK üzerinden değil de kavramsal olarak hakemlik kalitemizi, hakem ataması. Adaleti nasıl yükseltebiliriz? Onun üzerinden konuşmaya çalıştık. Bu mevzuyu daha önce de bugün de öyle yapmaya çalışalım. MHK Başkanı kim olursa olsun eğer yöntem değişmezse, büyük bir ihtimalle yöntem daha şeffaflaşmazsa ve bilimselleşmezse o da benzer durumlara düşebilir. Çünkü daha geniş bir kesim tarafından atanması, oyların gözlemci maçta seyredilen seyredilen başta gözlemcilerin değerlendirmesinden çıkarılıp daha geniş kapsamlı bir daha belki geniş bir data setiyle yapılan bir değerlendirme haline getirilmesi. Bu değerlendirmelerin sisteme girilip bunların daha doğru bir şekilde o, o puanlanması. Evet. kümülatif olarak toplanması. Evet. Aynen. Bunlar hayata geçirilirse eğer belki bu anlamda bir şey ileri gidebiliriz. Havanda su dövmekten bir, anlam, bir adım ileriye evet, gidebiliriz. Evet gözlemcilik kurumu fonksiyonsuzlaştı. Çünkü monitör hakem girdikten sonra sağ içinde statta gözlemcinin yapacağı analizden daha önemli hale geldi. Televizyondan yapacağı, yapılan analiz ve video hakem analizi daha önemli hale geldi. Zaten benim aldığım bildirimler, camiadan aldığım bildirimler gözlemcilik işi yapanların da çok memnun olmadığı ve e, çok fonksiyonu olmadığı, sistem için çok fazla fonksiyonu olmadığı yönde. Yani gözlemcilik çok fazla şu an fonksiyonlu bir durumda değil. Onun yerine gözlemcilik yerine şimdi yeni bir komite oluşturulacak diyelim. 10 tane 12 tane üyesi var. Televizyondan izleyerek illa stada birisi gitmek zorunda mı? Yine gidebilir ama stattaki durumu değerlendirir. Hakemin koşusunu değerlendirir. Hakemin fiziksel durumunu değerlendirir. Hakemin ruh halini değerlendirir. Onu da puanlayacağı şey olur. Ama onun dışında mesela MHK'nin 10 üyesi de televizyondan seyreder maçları. En azından kritik pozisyonları seyreder. 90'lar dakika 10 maç seyretmek belki çok uzun olabilir. Bizim Tario programcı yapar. yapar. Orada da bakabilir. Trio'dan <laughs> sizden, 1000 Sports'tan kritik pozisyonlar alırlar. Daha fazlasına da bile aranızda bir teknik anlaşma olabilir. Benimkisi espri elbette. Ama öyle zaten. Komite de yok. Ben doğal evet. olarak televizyonun izlerler. 10 tane komite üyesi, ayrı ayrı 10 tane hakemi veya daha fazlasını değerlendirirler. Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde veya başka bir yolla bunlar paylaşılır. Ortalama bir puan oluşur. Bu puanlara göre atamalar yapılır. O da yani bir yapay zeka yoluyla yapılır. Aslında başkanı özgürleştirirsin. başkan muhtesinden çıkarırsın bu işi. Yani. Zaten tek bir başkan atama yapması her türlü o başkanı zorunda bırakıyor. Bunu bir şekilde şeffaflaştırmak, bilimselleştirmek lazım. Gözlemcilik kurumu sanki fonksiyonunu kaybetti. Onun yerine daha fazla kişinin analiz ettiği, bu analizlerin daha şeffaf olduğu, puanlamanın daha şeffaf olduğu bir yönteme geçirilmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bu... E şey konusunda hani gazeteler o konunun da altını çizmiş. Yani beklenmedik bir şekilde. Ve hani ne demiş bir saniye? Evet dün niye Hakem etmedi Hakemlik tarihinde bir falan. ilk evet, olarak yorumlandı falan. Dün toplantıdan önce ya da toplantıdan sonra etmedi. Hakem görevleri de açıklandı sonra etti. Evet orası daha fazla önümüzdeki günlerde herhalde işte Cemal Ersen'den mesela. Bizde Murat Feviz Tanırlı var ondan illaki ekstra bilgiler gelecektir. Şurada bakayım FIFA listesi soru işareti demiş. Aralık ayında belirlenecek yeni FIFA kokartı hakemler listesinin de bu süreçte nasıl şekil alacağı merak konusu. Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan bu gelişme futbolun içindeki dinamikleri yakından ilgilendirirken Federasyon Yönetimi ve Kulüpler Birliği Vakfı'nın karar alabilmek için ivedi şekilde harekete geçmek istedikleri yazılmış elbette. Kızım evet, şekilde. istemedikleri hakemler diye bir şey var. Her gazete farklı isimler evet. koymuş. Kulüplerin istemediği 7 tane hakem varmış. Mesela orada Halis Sözkaya'nın çok adı geçiyor. Halis Özkaya FIFA hakemi. Avrupa Ligi'nde maç yönetiyor. Ben bugün şeyi de gördüm. Halil de iddia eden vardı mesela. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetir duruma geldi Halil Meler. Kulüpler istemiyormuş. Nasıl olacak bu iş? Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır'dan sonra şu anda Halil Palabıyık, Halil Meler maç yönetiyor. Ve kulüpler bunları istemiyor diye iddialar var gazetelerde. Yani bu ben pek anlamlı ve gerçekçi bulmadım o isimleri. Bazılarının en azından. Ama Hüseyin Göçek zaten hakemliğin sonuna yaklaşıyor. Halit Sözkaya sonuna yaklaşıyor yaş olarak. Bilmiyorum onlar belki tekrar değerlendirilebilir. Cemal Ersen'in haberinden Ufuk Özerten, Mustafa Çulcu, Sabri Çelik, Hakem İşleri Müdürü Barış İmşek gibi alternatifler üzerinde durulduğu öne sürülmüş. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu beklenmedik istifa sonrası süreci hızlandırmak için harekete geçti. Avrupa'nın üst düzey liglerinde merkez hakem kurulu yapılanması için daha önceden çalışma başlatan federasyonun acele karar vermek yerine eleştirilerden uzak bir model benimsemeyi düşündüğü ifade edildi demiş. Hani öyle ayrıntılarda çok fazla şey göremedim. Bir ipucu, farklı bir ipucu göremedim. Sadece şurada Fanatik Gazetesi'nde şey, federasyon atamaları beğenmediğini belirttikten sonra Serdar Tatlı istifa etti şeklinde bir şey var. Peki tek taraflı istifa edebiliyor mu böyle sezon ortasında yani bu sözleşmesi nasıl acaba? Yani şu anda istifa etti, ellik devam ediyor. Zamanlama olarak çok kötü bir zamanlama. İstifa müessesesi her türlü işliyor herhalde. Herkes. Için. Anladım ama şu anda bir hakem atama mekanizmasına, komiteye ihtiyacı var Türk futbolunun. Haftaya hemen maç oynanıyor. Yani her istediği zaman MHK başkanı istifa edebiliyor mu? Mesela onun da bence üzerine durulması lazım. Ya sonuçta bir şekilde atamalar yapılmaz mı? Ortlu bir yani komite yok gördüğüm kadarıyla. Yapılır elbette ama sen hızlı bir şekilde oluşturup yani, geçici bir bilemiyorum bakalım neler olacak. E, milli maç arası da beklenebilirdi belki mesela, diye varsayıyorum ama. Diyalog kurulu değil ki, mi? En azından milli maç arasında gelme ihtimali yani. Ama yani bir hafta sonra milli maç arası yani. Evet. E, mesela şu anda bildir Türkiye Futbol Federasyonu'na ben görevi bırakmak istiyorum. O da milli maç arasında bırak der. Alternatif arar yani, gibi. Süreyi ayarlayamadım Uğur Bey. Ben demin e, çıkacağız zannettim. Meğer daha 5 dakikamız varmış. Şimdi üstüne konuştuk 5 dakika da bitti. Şu Bodo Glimt e, Roma faciasını konuşamadık ama. Bir cümle alabilir miyim yoksa kapatayım mı hemen? Ol Peki kapatıyorum. E, Uğur Bey çok teşekkürler. teşekkürler. Değerli izleyenler haftanın son manşetini burada noktalıyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Tekrar birlikte olana dek Hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.